Hoş geldiniz. Bugün Tanpınar konferanslarının dördüncüsünü çok kıymetli bir eleştirmenle Oğuz Demirak'la birlikte sürdüreceğiz ve ondan dinleyeceğiz. Bu konferans serisini takip edenler bilecektir. Yazarın Tanpınar hakkındaki çalışmalarından kısa bir özet, bu çalışmaları tanıtmak ve önemli bir önüne çıkarmakla başvurduk. Yine öyle olacak yöntem. 1970'lerde başladık Tanpınar'ı gerçekten okumaya, diyor Oğuz Demirak. O gün bugündür gittikçe artan ama hala sınırlı sayıda yazın sever bu muhteşem hayaleti arıyor satırların arasında. Tanpınar'ın büyük bir gecikmeyle ancak 1970'lerde gündeme gelmesi rastlantı değildi elbette. 60'ların sonunda, 70'lerin başında bir yanda Atatürkçülük, öbür yanda Kemal Tahir, Türk solu, Osmanlı'ya yeni bir göze bakmaya yönelmişti. Osmanlı ile olumlu yönden ilgilenmeyi Cumhuriyet'in karşıtı gören kalıplaşmış bakış, daha doğrusu ön yargılar Türk solunda özellikle o yıllarda sarsılmaya başladı. Osmanlı'yı yeniden kazanmak gerektiği o yıllarda anlaşılmaya başlamıştı. İşte o zaman Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yapıtlarına da yeni bir gözle bakıldı. Görüldü ki geçmişçi sanılan Tanpınar aslında modern bir kültür adamıdır. Eskiliğin değil, sürekliliğin içinde yeninin giderek geleceğin adamıdır. Evet, bu cümleler Oğuz Demirak'ın çok dikkatli değer yorumlarla gerçekten dolu dolu olan kitabı Tanpınar'a biraz huzur verelim içinde yer alıyor. Biliyorsunuz, biraz söz etmem lazım çalışmalarından ama ben bu kitabı karıştırırken ve daha önceki kitabını kutup noktasına yine çok değerli bir Tanpınar araştırmasıdır. Nereden niye öne çıkaracağımı bilemedim. Çünkü her biri üzerine ayrı ayrı tartışmamız, konuşmamız gereken yorumları, tespitleri var değerli Oğuz Demirak'ın. En azından bu kararsızlık içinde kalınca belki de güncelliği açısından Tanpınar'ın geçmişi, Osmanlı kültürünü değerlendirme konusunda neden önemli olduğunu ve Yahya Kemal'le de karşılaştırarak onun farkıyla birlikte göstererek el aldığı bir yazısında önemli bulduğum bazı cümleleri aktarmaya karar verdim. Biliyorsunuz Tanpınar, sonuncusunu saymıyorum ama ilk iki konuşmada Hasan Bülent ve Enis Batur'un konuşmalarında da Tanpınar'la birlikte çok dile getirilmişti. Fakat Yahya Kemal'le Tanpınar söz konusu oldu. Hep şiirden söz edilir. İşte Yahya Kemal'in şiirin gölgesinde kaldığı söylenir Tanpınar'ın. Bu yüzden şiir yazamadığını söylenir. Şimdi burada farklı bir karşılaştırma göreceğiz ama hemen şunu da parantez içinde belirteyim. Tanpınar'ın şairliği üzerine de demin andığım kitapta çok değerli ve çok yeni yorumlar var. Bunu da ayrıca okumanızı isterim. Tanpınar'a biraz huzur verelim kitabı içinde. Tanpınar'ın şairliği için dikkatli, değerli yorumlar olduğunu tekrar edelim. Şimdi alıntılar yapacağım makalesin adı Bir Türk Romantiği olarak Tanpınar. Çok uzun ve güzel örülmüş bir makale. Ben aradan bazı cümleleri seçeceğim. Bunların her biri bir madde başlığı gibi düşünün. Bütünlüğü korumaya çalıştım. Her biri Oğuz Demirak'ın değerli yorumlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metinlerinden olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1922 tarihli Heyet-i Umumiye kararı birkaç asırdır saray ve bağbaalinin cehalet ve sefaheti yüzünden diye başlar. Cumhuriyetin öznel açıdan Osmanlı'ya karşı ve karşın kurulmuş olduğu kesindir. Üzerinde yalnızca siyasal değil, kültürel, toplumsal düzen de değiştirilmiştir. Aslında her devrim ya da köklü değişim geçmişten kopuş getirir. Ne ki Avrupa'da başka hiçbir değişimin Türkiye'deki denli bir kimlik bunalımına, toplumla ikili kimlik doğmasına yol açmış olmadığı sağlanır. Türkiye'deki çeşitli ayrım kesimlere göre bu ikiliğin önemli bir nedeni, yeni düzenin geçmiş ile yaptığı hesaplaşmada en hafif deyimle söylersek, biraz insafsız davranmış oldu. Türkiye'deki modernleşme süreci aynı zamanda ulus devlet yaratma sürecidir. Batıda olduğu gibi Türkiye'de de ulus devlet oluşturulurken geçmişi belirli bir açıdan yeniden kurmak ya da üretmek gerekmişti. İşte bu noktada Osmanlı'yla giderek İslam geçmişimizle hesaplaşırken yeni düzenin aşırıya kaçtığı öne sürülür. Elbette o günün koşullarında yeni devleti ve düzeni oluşturmak için bugün geriye doğru bakıldığında aşırılık gibi görünen birçok davranışın kaçınılmaz olduğunda görebilmek gerekir. Bugün söz konusu kalıtıma, sahip çıkmaya çalışmakla ne denli doğru yapıyorsak, o dönemde ikinci plana itilmekte,
O denli yanlış yapıldığında söyleyenler az değildir. Ahmet Hamdi'nin üzerinde durduğu konu buydu. Elbette modern Türk düşünce tarihi içinde bu konuyu irdeleyenler çoktur. Örneğin Ahmet Hamdi'nin bir bakıma ustası saydığı Yahya Kemal'in ana izleyicilerinden biri, yeni düzenin eskiye bakışını eleştirmektir. Sabri Bilgener'den Şerif Mardin'e pek çok bilim adamı da bu konuyu enine boyuna işlemişlerdir. Öte yandan sol düşüncede Atatürkçülük ve Kemal Tahir ile birlikte Cumhuriyeti ve Atatürk'ü eleştirmek bir ara moda olmuştu. Ancak Ahmet Hamdi'nin duruşunun bütün bunlardan, özellikle Yahya Kemal'den ayrımlı olduğuna inanıyorum. Ahmet Hamdi de diğerleri gibi geçmişimizle bugünümüz arasında bir süreklilik ilişkisi olması gerektiğini savunuyordu. Geçmişi değiştiremeyeceğimize göre geçmişle ilişkimizi değiştirmemiz gerekir diyordu. Duruşunun ayırıcı özelliği şuydu. Diğerleri süreklilik içinde değişim derken Ahmet Hamdi'nin düşüncesi değişim içinde süreklilik yönüne evrilmişti. Gerçi Ahmet Hamdi'nin kendisi de devam ederek değişmek ve değişerek devam etmek demiştir. Ancak ve sözcüğünün öncesinde ve sonrasında yer alan iki toparlamanın birbirine eşit olduklarını aynı anlam taşıdıkları kanısında değildi. Ahmet Hamdi bile bu iki sözü birbirine eşitmişçesine kullandığı için aradaki ayrımı görmek kolay değil. Biraz da bu yüzden söz konusu ayrımın daha önce o denli bilinçine varmamıştı. Ahmet Hamdi'ye baktıkça, yeniden baktıkça gördüm. Osmanlıcılardan nerede ayrıldığını, bu çerçevede istemese de Yahya Kemal'den nerede ayrıldığını, hangi noktada cumhuriyetçilerle de yeterince anlaşamadığını, yapayalnız kaldığını. Tanpınar, cumhuriyet ve kazanımlarına karşı çıkmıyor. Ancak geçmişe eklenmesinin yetersiz kaldığını, geçmiş ile bağlanması gerektiğini savlıyor. Cumhuriyet, öznesinin geçmişini değiştiremeyeceğine göre, geçmiş ile ilişkisini değiştirmesini öneriyor bir bakıma. Tanpınar, Beşşehir'de ve birçok yazısında Türk ruhunu oluşturmaya çalışmıştır. Özellikle Osmanlı'nın ilk döneminden Cumhuriyet'e kopmadan gelen, süren bir özü göstermeye çalışmıştır. Burada Yahya Kemal'i anımsatan bir yaklaşım içindedir. Tanpınar'ın geçmişle ilgisi daha çok dini medeniyet olarak gördüğü Selçuklu Osmanlı dönemlerini kapsayan eski medeniyet ile sınırlı kalacaktır. Çünkü amacı sözü edilen dönemlerin en azından duygusal, ruhsal olarak yeniden kazanılmasına yardımcı olmaktır. Burada hemen vurgulamam gerekir ki Yahya Kemal ile Tanpınar'ın yaklaşımları arasında önemli bir ayrım görüyorum. Şiirinin bütün modernliğine karşın Yahya Kemal'in düşüncel eğilimi, eskinin üstünlüğünü ideolojik açıdan savunmak, eski ile yeniyi birbiriyle uzlaşmaz iki halt gibi görmek sonucunu da verebilmektedir. Örneğin Frank uygarlığının etkisine giren semtlere yönelik eleştirisi, değişim ortamında birliğe gereksinim duyulan bir toplumda aşılması güç ikilikle kışkırtılabilecek boyutlarda görülür. Tanpınar düşmemiştir bu ideolojik kafana. Söz konusu ideolojik kavgada Tanpınar'ın değil Yahya Kemal'in kullanılmış olması bu iki yazar arasında önemli bir ayrım olduğunun başka bir göstergesidir. Tanpınar'ın aydın olarak iddiası geçmişe dönmek değil, geçmişi geleceğe katmaktır. Yahya Kemal'in anıtsal Süleymaniye'de bayram sabahında ulusun tinsel birliğini şiirir. Ancak Yahya Kemal'in çizdiği tablo gelecekten çok geçmişe dönüktür. Bu ulu şairde zaman bugünü umursamaz, ileriye doğru atılmaz, kendi üstüne içine kapanır, kılıç çakırtıları ve tekbir sesleriyle görkemli bir biçimde parılar. Batı'nın imgelemindeki Türk de eli silahlı değildir. Tanpınar bu noktada ayrılır ustasında. Batı'nın da giderek birçoğumuzun da bilmediği sanatçı, hattat, mimar, müzisyen Osmanlı Türk'ünü ön plana çıkarır. Geçmiş uygarlığımızın yalnızca tetiklerden oluşmadığını, tinsel, sanatsal bir derinlik taşıdığını göstermek çabası içindedir. Tanpınar alışılmış deyimle fütuhat edebiyatı yapmamıştır. Tanpınar'ın Osmanlısı, Batı'nın ve birçoğumuzun imgeleminde yaşayan cengaverle sınırlı değildir. Yüzyıllardır kültür üreten bir iç insanımızın var olduğuna inanmıştır Tanpınar. Modern bir düşün eli olarak Türkiye'de birey kavramının gelişmesine hem yazıları hem de anlatılarıyla katkıda bulunmuştur. Bireyin içsel boyutu içinde yalnızca şiirsel değil, toplumsal, kültürel geçmişinin de yeri olduğunu görmüştür. Bu yerin bakımsız kalmasını önlemeye çalışmıştır. Geçmişimizin kültürel zenginliğini bulgulamış, kendimizi geliştirebilmek için bu kaynaktan da beslenmemiz gerektiğini sağlamış bir aydındır. Cumhuriyete de Osmanlı'ya da
benim diyerek yaklaşabilmiştir. Ama o günlerin heyecanı içinde Ahmet Hamdi'ne ne dediği pek anlaşılmamıştır. Ahmet Hamdi'nin zamanı çok sonra, ne yazık ki ölümünden sonra geldi. Osmanlı'ya modern bir ilginin uyanması için de 10 yıllarca beklemek gerekti. Belki de bu gelişmeler Ahmet Hamdi'nin haklı olduğunu gösteriyor. Nedir ki Ahmet Hamdi'nin sözünü ettiği batılı toplumlarda gördüğümüz devam zincirini kurup kuramadığımız hala tartışmalıdır. Bunun da zamanı gelecek denilebilir mi? Evet, böyle yazıyor Sayın Oğuz Demirak, Türk romantiği olarak Tanpınar adlı 2001 tarihinde yayınlanmış makalesinde. Oğuz Demirak, Saint Joseph Lisesi'ni bitirdikten sonra ODTÜ İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. İlk yazılarını ve çevirilerini 20'li yaşların başında o efsanevi Yeni Dergi'de yayınladı. Daha sonra kurucularından olduğu Yazı Dergisi'nde ve Soyut, Oluşu, Tan, Yasko, Yasko'ya geliyor. Gergedan, Argos dergilerinde yazıları çıktı. 1990'dan bu yana bu değerli ve ufuk açıcı yazılarını daha çok, hatta neredeyse sadece Kitaplık dergisinde okuyoruz. Burada başka dergi ve gazetelerde de yazıları var ama ben bir kısmını, Kitaplık öncesinde bir kısmını saydım. Öte yandan birbirinden değerli kitaplar verilmedi Oğuz Demirel. İlk kitabı Tanpınar üzerindedir. Kutup Noktası, Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine eleştirel bir deneme, çok derinlidir, ipeli değerli bir çalışmadır. 1993 yılında yayınlandı. Okuma Defteri 1995'te, Tanrı Bakışlı Çocuk Walter Benjamin üzerine 49'a parçalanmış deneme 1995'te, Yazı ve Yalnızlık yine denemeler 1997'de, Kör Okur Sadık Hidayet üzerine Kör Baykuş Merkezi okuma denemesi 2001'de, Satırlar Arasında Ayraklık 2006'da, Sinemanın Aynasında Türkiye 2009'da, Hepinize Etkin Okumalar Dilerim 2012'de, Okuya Yaza Geçiyor Ömrümüz Bitmiyor Kitap 2014'te, Tanpınar'a Biraz Huzur Verelim 2014'te. Burada bitiyordu değil mi kitaplar, hatırladığım en son? Bir tane. Var sevmeni ekleyeyim, benim arkadaşım. Şey, bir kartpostallar vardı, gönderilmemiş kartpostallar. Gönderilmemiş kartpostalları da onu da eklemiş olayım. Evet. Peki, şunu söylersem size, bu Tanpınar'ın çok değerli bir yorumcusu, ama onunla sınırlı değil Oğuz Demirak'ın edebi mesaisi elbette. Gördüğünüz gibi Sadık Hidayet'ten Walter Benjamin'e kadar açılıyor ama asıl bu sözünü ettiği makale ve kitaplar içinde çok değerli yazılar var. Abdülhamit Şünasi'den, Mustafa Fıkhan'ın bir değerli makale var. Fakat bence şu önemli, önce bunu söyleyeyim size. Bütün bu mesaisini yaparken aynı zamanda dış işlerinde çok üst düzeyde bir diplomat olarak çalışmıştır Oğuz Demirak. Münih'te, Tanfran'da, Salzburg'da, onların da aralarında olduğu çeşitli yerlerde görevlerini sürdürmüş. 1997-2000 arasında Ecevit hükümeti döneminde İsmail Cebin baş danışmanı olarak çalışmış. 2000 yılında Büyükelçi olmuş. Dünya Ticaret Örgütü'ne Birleşmiş Milletler'de üst düzey görevler yapmış. 2005'te Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ni yürütmüş. Ardından Bern, Cenevre, Meksika'da Büyükelçi olarak çalışmış ve 2017'de emekli olarak edebiyat dünyasında bütün mesaisini vermek üzere, burayı çok seviyorum, aranızı, Türkiye'ye dönmüş. Evet, büyük bir hayranlık elbette. Sadece yazarak, okuyarak değil, bir de bu işleri yaparak bu mesaiyi göstermiş olması. Konferanslarımızı düzenli olarak takip edenler başından itibaren hatırlayacaklardır. İkinci konuşmamız Enis Batur için de benzeri bir tanıtma yapmıştım ve şu cümlelerini alıntılamıştım. Şöyle diyor Enis Batur Tanpınar için, hiçbirini yapmamıştır, hiçbirine. Ne iyi bir şair olabilmiş, ne romanlarını bitirebilmiş, denemeleri çalık eden yazılmış, edebiyat tarihçi tabii önemli ama bir edebiyat tarihçisi değil. Ama tüm bu söylediklerinde çelişkili bir şey var şimdi söyleyeceğimde, bunların toplamı çok önemli. Çünkü bunların toplamına yayılmış çok yoğun ve zengin bir edebiyatçı var. Demirak ise şöyle diyor, Ahmet Hamdi Tanpınar, birinci sınıf romancı, birinci sınıf öykücü, birinci sınıf şair, birinci sınıf denemeci, birinci sınıf eleştirmen, birinci sınıf yazım tarihçisidir. Yazım dünyamızda hemen bütün dallarda bu düzeyi tutturabilmiş ikinci bir at var mıdır? Bilmiyorum, bu soruyu sınıf arkadaşı da oldu. Enis Batur'la tartışması gerekir diye düşünüyorum. Sen çözüklen arkadaşlar. İşte bunlar çok güzel.
Biz Tanpınar'ı kavramak, yorumlamak üzerine düşünmek için başladığımız bu konferans serisinde böyle farklı bakışların yan yana gelmesine ve bir tartışma ortamı yaratmasına bayılıyoruz. Bu çok mutlu ediyor bizi. Evet, şimdi sözünü ettiğim Tanpınar'ı rahat bırakalım başlıklı değerli kitabın ön sözünde de şunu yazmış Demirak. Kutup noktasını yansıttan sonraki yıllarda Tanpınar'dan uzak durmaya çalıştım. Ama boşuna. Bir okur sevdiği yazarı okumaya, onun üzerinde bir kitap yazmakla nokta koyulamayacağını anladım. Ben de bu cümleyi şöyle anlıyorum. Oğuz Demirak'tan yeni Tanpınar kitapları gelecek. İkiyle kalmayacak. Umuyorum yanılmam. Buyurun Sayın Oğuz Demirak. Buraya davet edildiğim için çok teşekkür ederim. Tanpınar Merkezi'nin kurulması, açılması, gelişmesi çok önemlidir. Sayın Abdullah Uçman hocamıza, Sayın Handan İnce hocamıza bu okur olarak, Tanpınar okulu olarak şükran borçluyum bu nedenle. Tanpınar Merkezi hem Tanpınar'a katkısı olacak hem de Türk kültür hayatına katkısı olacak. Enerji doluyuz ve eminim çok daha ileriye götüreceğiz. Biz de bir katkımız olursa bu gelişimde bundan mutluluk duyacağız. Tanpınar konusunda konferans dedik ama genelde biraz böyle sohbet havasında konuşacağım müsaade ederseniz. İlk önce Tanpınar'ı şöyle bir genel olarak bir şeyler söyledikten sonra öbür işte birinci sınıf romancı, birinci sınıf şiirci, şair kısmına girmeye çalışacağım. Tanpınar'ın biyografisini anlatacak değilim. Tanpınar Merkezi'nin sitesinde çok güzel bir Tanpınar biyografisi var. O çok güzel yazılmış bir biyografi. Onu okumanızı mutlaka tavsiye ederim. Yani hem yaşama hakkında hem de eserleri hakkında kapsamlı bir bilgi ve fikir sahibi olabiliyorsunuz. Tanpınar'ın yaşadığı dönem, yaptığı aktiviteler, gezdiği yerler bakımından şöyle bir genel bir tablo çizmeye çalışacağım ki Tanpınar'ı daha iyi anlayalım. Tanpınar 1901 ile 1962 arasında yaşamış. 24 Ocak 1962'de kaybettik Tanpınar'ı. Bugün de 24 Şubat, bir ay önce onun ölüm yıl dönümüydü. Aşağı yukarı 20. yüzyılın önemli bir kısmını görmüş. Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş, Balkan Savaşı'nı görmüş, Cumhuriyet'in kuruluşunu görmüş, İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş, Türkiye'ye demokrasinin gelişini görmüş. Ondan sonra 27 Mayıs'ta Türkiye'den demokrasinin gidişini de görmüş. Orada biraz siyasetten kendisi hatalı bir tutum almış. Ama ondan sonra da tabii pişman olmuş, yanlış tutum aldım diye. Dolayısıyla bu dönemleri içten yaşamış bir Türk aydınından söz ediyoruz. İçten lafının üstünü vurguluyorum. Çünkü gerçek aydın toplumsal gelişmeleri içselleştirebilen ve bunların duygu planında yaşayabilen bir insandır. Tanpınar öyle bir aydındır. Tanpınar'ın eğitimine gelince sizlerin meslektaşı Abdullah Hoca'nın, Handan Hoca'nın meslektaşı aynı fakülteden mezun. Bunun dışı Darülfünun zamanında. Evet, Darülfünun zamanında çıkmış. Yahya Kemal'in galiba Birinci Dünya Savaşı Kurtuluş Savaşı sırasında öğrenciymiş şeyde. Fakat Tanpınar sadece İstanbullu değil. İstanbul'da çocukluğunun bir kısmını geçiriyor. Sonra talebeliğini burada geçiriyor. Burada daha sonra gidip geliyor. Babası kadı olduğu için geniş bir coğrafyada dolaşıyor. Bu geniş bir coğrafyada dolaşması Tanpınar'ı çok önemli. Sinop'u gidiyor, Siirt'i gidiyor, Kerkük'e gidiyor, Antalya'ya gidiyor. Daha sonra hayatının daha sonraki yıllarında Erzurum'a gidiyor, Bursa'ya gidiyor, Konya'ya gidiyor, Maraş'a gidiyor. Buralarda çeşitli deneyimler ediniyor ve yaşıyor. Siirt önemli çünkü Siirt'te 3 yıl orada bir Fransız okuluna gidiyor. Oradan bir Fransızca öğrenimi orada başlıyor. Ve Ankara'da da tabii yaşıyor. Hocalığının dışında yaptığı tek meslek bir dönem milletvekilliği yapıyor. Onun dışında Tanpınar hep bekar yaşamış. Tanpınar'ı tarif etmek gerekirse bu geniş coğrafyada kendisini
kendi kendini yetiştiren bir aydın olarak bakmak gerekir. Edebiyat konusunda uzman ama edebiyat konusundaki uzmanlığının yanı sıra müzik konusunda uzman. Daha sonraki yıllarda resim konusunda uzman oluyor. Tanpınar'ın resim konusundaki eleştirileri gayet önemlidir. Fransızcayı kendi kendine geliştiriyor. Kendi kendini geliştirmenin en güzel örneğini kendi anılarında görebiliyorsunuz. Türk müziğini gayet iyi biliyor. Bunun dışında klasik müziği de öğreniyor. Klasik müziği de kendi kendine öğreniyor. Diyor ki saatlerce diyor aynı şeyi plağa dinlerdim diyor. Kemanın sesini şeyden ayırmak için, kontrabastan ayırmak için, arkada davulun sesini duymak için aynı parçayı saatlerce dinlerdim diyor. Dinleye dinleye kendini klasik müziği dinleyicisi olarak yetiştirmiş bir insan. Böylece iki kültüre birden açılabilmiş bir kişi. Fakat Avrupa ile buluşması ancak 1953 yılında, yani 52 yaşındayken oluyor. Bir 53'te gidiyor, bir de 59'da giriyor. Orada tabii bir geç kalmışlık duygusu oluyor. Keşke zamanında gitseydim Avrupa'ya. Keşke çok daha fazla şeyler öğrenseydim diyor. Orada anılarında bahsettiği bir şey var. Beni hep aklımda kalmıştır. Erzurum'da öğretmenlik yaptığı sıralarda Atatürk'le bir görüşmesi oluyor. Atatürk'le işte o görüşmenin ayrıntısını da başka bir yerde yazar. Atatürk buna fikrini soruyor. İşte medreseleri kapattık da iyi yaptık mı diyor. İşte Tanpınar'da işte haklısınız iyi yaptık filan diyor. İşte ama Atatürk'te onlar geri gelebilir diyor. Tanpınar gelmez diyor. Atatürk de geri gelebilir onlar diyor. Öyle bir şeyi var. Galiba o sırada bir burs alarak Avrupa'ya gitmek imkanı şöyle bir çıkmış. Tanpınar onu değerlendirmemiş olmaktan ömrünün son bölümünde böyle bir pişmanlık duyduğunu satır arasında belirtir. Ama zamanında Avrupa'ya gitseydi aynı Tanpınar mı olurdu, nasıl olurdu? Onlar tamamen spekülasyon. Sonuç olarak Tanpınar kendi kendini yetiştirmiş, aldığı eğitimi en iyi şekilde değerlendirmiş, gezdiği yerleri, yaşadığı yerleri en iyi şekilde değerlendirmiş, bağımsız, farklı bir aydın olarak ortaya çıkmış bir kişi. Etkinlik alanlarına da gelince, her şeyden önce şair olmak istemiş. Bunun dışında roman yazmış, öykü yazmış, eleştiri yazmış, edebiyat tarihçiliği yapmış, deneme yapmış, çeviri yapmış. Bu kadar kapsamlı yazınsal edebi faaliyet gösteren yazarımız pek azdır. Hele onun döneminde de çok azdır. Bugün de birkaç kişi var belki. Dolayısıyla bu Tanpınar'ın kapsamından bahsederken bütün bu yazınsal etkinlik alanlarında saymakta yarar var. Tabii Tanpınar deyince hep İstanbul'u düşünüyoruz. İstanbul'da üniversite çevresinin dışında aslında İstanbul mahallelerini çok iyi bilen birisi değildir Tanpınar. Ona başka belki ileride gene değiniriz. Şahzade başında bir çocukluğu geçmiştir. Gerçi belli romanlarında İstanbul mahallesini gene iyi anlatır ama bana kalırsa mesela bir Ziya Osman Sabah kadar iyi anlatmaz. Ya da ben onun o kadar iyi olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben de bir İstanbul mahallesinden geliyorum. Burası benim mahallem. Sultanahmet Akbıyık mahallesindenim ben. Akbıyık Değirmen sokaktan. Belki de Tanpınar'ı sevmemin nedenlerinden birisi odur. Çünkü ben burada tarihle cumhuriyeti iç içe yaşadım. Tanpınar'da bu ikisinin nasıl birleştiğini görmek bir Tanpınar idealimdeki düşünceyi bulmak gibi bir şey oldu. Tanpınar bunun dışında işte Kasımpaşa'da, Cihangir'de yaşamış. Daha çok Beyoğlu, Cihangir kısımlarında da yaşamış birisi. Kendi deyimiyle 1932'ye kadar şarkı reddeden bir batıcı aydınmış. 1932'den sonra da kendine göre şarkı yaşamaya başlamış. Bu kendine göre demesi önemli çünkü Handan Hanım demin sağ olsun çok cömertçe benim kitabımdan bazı alıntılar yaptı. Onun duruşu biraz farklı.
eskiyle yeniyi, doğuyla batıyı, geçmişle geleceği birbirine bağlamak konusunda Tanpınar hakikaten diğerlerinden farklı. Onunki geçmişi değiştirmek değil, geçmişi yeniden inşa etmek değil, geçmişi yeniden kazanmak şeklinde. Bugün duralım, modern bir insan olalım ama Batılılar nasıl yapıyorsa aynı akıl ve eleştirel, akli yöntemlerle ve eleştirel bakışla geçmişi kazanalım şeklinde bir yaklaşımı var. Tabii bunun altında daha sonra tekrar geleceğim ona, Bergson anlayışı yatıyor. Handan Hanım'ın da vurguladığı gibi bu geçmişe bakarken Tanpınar, Yahya Kemal ve diğerlerinden ve bugünkü Neo Osmanlıcılardan çok ayrılıyor. O şaha kalkan atın üstündeki Fatih Sultan Mehmet'i yazmıyor. Elinde gül tutan Fatih Sultan Mehmet'i yazıyor. Bu şaha kalkan atın üstündeki Osmanlı padişahı konusunda da Tanpınar'ın bir yazısı vardır. Yanılmıyorsam 2. Mahmut'un öyle bir resmini anlatır. Bu aslında Osmanlı'da olmayan bir figürdür. Bu batıdan alınmış bir şeydir. Şaha kalkan bir şey, sultan elinde kılıç sallıyor küffara karşı. Bu batıya karşı duyulan yeniklik hissinin gene batılı bir şekilde yansıtılmasından başka bir şey değildir. Fatih Sultan Mehmet'in bir tane at üstünde resmi vardır. O da Bellini'nin yaptığı sikkede. Yani böyle bir at mıdır değil midir anlamazsınız. Gayet sakin bir adam atın üstünde gider. Gayet sakin bir görünüştür. Yani dolayısıyla bugün gelirken televizyonda şeyde metroda gözüme takıldı. Bir Mehmet Cihan Fatih falan diye bir dizinin tanıtımı yapılıyor. Böyle sert bakışlı falan bir adamlar böyle görünce korkarsınız. Birbirlerine kılıç sallıyorlar. Birbirlerini kesecekler neredeyse. Böyle bir Osmanlı yok. Bu tamamen batıya karşı duyulan aşağılık kompleksi sonucunda ben seni mahvederim şeyiyle, affedersiniz kapaca, maganda zihniyetinin geçmişe bakışa yansıtılmasından başka bir şey değil. Tanpınar bu tür geçmiş anlayışını reddeder. Ben de reddederim. Tanpınar'ın üstünde durduğu, kendi deyimiyle geçmişin iç insanıdır. İç insan kavramını Tanpınar bize hediye etmiştir. Ruh insanıdır, mavinevi insandır. Tanpınar şiirden o insanı arar. Tanpınar o insanı hatlarda arar. Tanpınar o insanı minyatürlerde arar. Tanpınar özellikle o insanı müzikte arar. Müzik Tanpınar'da çok önemlidir, çok önemlidir. Ve bu bizim geçmişimizi tanımamız için ve geçmişini başkalarına anlatmamız için de çok önemli bir noktadır. Yani bütün Batı'da işte bizi öyle zannediyorlar. İşte Martin Luther'den beri bu adamlar eline aldılar kılıcı, üstümüze geliyorlar diyorlar. Yani değil. Yani Osmanlı'nın bir medeniyeti var, bir iç inceliği var, bir iç bahçesi var. Benim de Sultanahmet'te yaşadığım eski konağın bir iç bahçesi vardı. Çok güzeldi. Yani Osmanlı benim için o iç bahçedir. Hatta o konuda iç bahçe kültürü de laf lafa açıyor. Massignon'un bir şeyi vardır, kitabı vardır. Bu Müslüman iç bahçeleri üstünde. Onu okursanız bu bugün yaratılan, geçmişe dönük olarak yaratılan böyle ne diyeyim artık böyle şey eli kılıçlı, eli palalı, kesici, yıkıcı Osmanlı imajının ne kadar yanlış olduğunu görürsünüz. Tanpınar'ın özellikle Yahya Kemal ve hatta Yahya Kemal'den de ayıran tarafı budur. Yahya Kemal'in mesela en önemli şiirlerinden teknik olarak birisi Çaldıran Savaşı ile ilgili bir şeydir. Orada Çaldıran Savaşı'nda ne oluyor? Sünni Türkler Şii Türkleri kesiyor. Ama Yahya Kemal oradaki o şiddeti kutsallaştırır neredeyse. Vur Tanrı işte şey yaparsınız. O yani şiir ne kadar güzel olursa olsun oradaki içerik yanlıştır. Tanpınar o yüzden Yahya Kemal'in devamı değildir. Tamamen tersidir. Öyle bir şiiri Tanpınar yazmaz. Yani o bakımdan Tanpınar'a başla yani ya Tanpınar'ın geçmişine bakışında belki en önemli ayrım budur. Tabii Tanpınar neden zamanında biliniyordu ama neden bugünkü kadar okunmuyordu, neden bugünkü kadar popüler değildi? Hocalarımız benden çok daha iyi değerlendirir o konuyu.
arkadaş çevresi de aslında hem gelenekçilerle görüşüyordu, hem yenilikçilerle görüşüyordu. Edebiyatçılar arasında bilinen birisiydi. Belki kendi kişiliğinin daha böyle geri planda bir insan olmasının da nedeni var. Ama bir Ataç faktörü var. Ataç bunun hakkında çok tatsız bir laf daha söylemiş. Her ne kadar Ataç okuyarak büyüdükse de onun o Tanpınar'la ilgili laflarını pek şey yapmıyorum, paylaşmıyorum. Öbür taraftan da Yahya Kemal faktörü var. Yahya Kemal de öyle bir adammış ki ben varken Türkiye'de başka şaire ihtiyaç yok diyormuş. Yani öyle bir adam. Yani aşabilirseniz aşın. İki taraftan da böyle bir baskı altında kendini hisseden bir aydın olarak istediği kadar kendi sesini maalesef duyuramamış. Maalesef duyuramamış. Onun biraz derdini ömrünün sonuna kadar çekmiş. Çok genç yaşta kaybettik. 61 yaşından 70'li yıllara kadar pek unutuldu. Ama bu arada rahmetli Mehmet Kaplan'ı saygıyla anmak isterim. Tanpınar'ın Şiir Dünyası diye bir kitabı vardır. Ben onu okuduğum zaman belki 1970'te falan okumuştum. Yani hala da bakarım. Çok önemli bir kitaptır. O da kendi hocasına hakikaten her ne kadar Mehmet Kaplan çok her şeyini beğenirim beğenmem o ayrı. Ama Tanpınar'ın anısına gösterdiği sadakat ve Tanpınar okumalarına yaptığı katkı bence çok önemlidir. 1970'lerde, 60 sonlarında 70'lerde Tanpınar niye birdenbire okunmaya başladı? Birdenbire değil de tabii Sayın Uçman'ın da demin konuşurken söylediği gibi o Selahattin Hilal'ın yazıları önemli rol oynadı. Ben arkada daha çok bir de kültürel arka plan görmeye çalışırım. Bu şeyde edebiyatta alımlama denen anlayış bakımından söylüyorum. O yıllarda Türk solunda ya da işte Türk liberaller arasında bir geçmişe dönük olarak bir Osmanlı ile barışma dönemi yaşandı. Bir yanda diriliş hareketi vardı fakat bu diriliş hareketinden ayrı olarak bu solda yaşanan bir hareketti. Bunun tabii işte Atatürkçülük, Avrupa Asya tipi üretim tarzı, işte İdris Küçük Ömer'in o zamanki şeyleri, rahmetli yanın mahiyetinde çalıştığım İsmail Cem'in çok meşhur olan Az Gelişmişliğin Tarihi kitabı, Sabri Ülgener'in çalışmaları nedeniyle Kemal Tahir'in romanları. Her ne kadar bunlar birbirlerini belki okumuyorlardı ama öyle bir genel bir hava vardı. Yani Osmanlı'yı yeniden kazanalım. Biz bu Osmanlı'dan kopmakla bu kadar iyi yapmadık. Kendi geçmişimizi de tanımak, kazanmak zorundayız şeklinde bir hava vardı. Tanpınar o hava içinde, ki doğru bir havaydı, yeniden gündeme gelmiş olduğu kanaatindeyim. Tabii burada Tanpınar'ın bir sözüne atıf yaparak belki onun yeniden gündeme gelişini de değerlendirebiliriz. Tanpınar der ki Türk aydını hepimiz Tanzimat'tan beri Oidipus kompleksi içindeyiz der. Yani Tanzimat'la öldürdüğümüz tırnak içinde. Yani Tanzimat'ı ben destekliyorum onun için değil de burada anlattığı şey başka. Bir Oidipus kompleksi içindeyiz der. O Oidipus kompleksinin aşılması hamlesi bence o yıllarda başladı. O yıllarda Devlet Ana romanı vardı. O yıllarda hatta CHP'nin MSP ile rahatça bir koalisyona gidebilmesi bile, rahatça dediğim çok eleştiriye uğramadan gidebilmesi bile bence o yıllardaki o Osmanlı geçmişimizde barışmak şeyinin temayül arzusunun ve doğru yoldaki temayülünün bir yansıması olmuştur. Bunlar tabii kişisel olarak ben bunu kişisel olarak yaşamadım. Çünkü ben Akbıyık'tan geldiğim için yani bende hiçbir zaman Osmanlı'dan kopma hissi olmadı. O bakımdan şanslıyım. Ama bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Sanıyorum pek de yanılmıyorum. Ve 70'li yıllardan sonra tabii Tanpınar'ın önemi gittikçe arttı. Benim de ilk Tanpınar yazılarım 70'li yılların sonunda başladı.
90'lı yıllarda basılmış olan kitabımı aslında 79-80'de yazmıştım. O sıralarda çıkan kitap bölüm bölüm bazı dergilerde yayınlanmıştı. O günden beri Tanpınar beni etkileyen birisi. Sadece düşünceleriyle değil tabii yazarlığıyla. Yazarlığı olmasa bu kadar etkilemez. Tanpınar'ın çok kuvvetli bir kalemi var. O kuvvetli kalemle o seviyede bizim yazarımız bence çok az. Çok az. O yaptığı benzetmelerle, vurgularla ve daha sonra söyleyecektim, şimdiden söyleyeyim. Bazen roman okurken birdenbire karşınıza pat diye bir laf çıkıyor, alt üst ediyor sizi. Yani öyle kuvvetli bir kalem bizim romancılar arasında hiç yok. Yani pat diye bir lafı söyle, yani taşı gediğine koyan laflı şeyi vardır. Özellikle mikro düzeyde çok kuvvetli bir yazar. Şimdi tabii bu genel olarak şeyi Tanpınar tablosunu kapatırken gene Tanpınar'ın bir sözünden kapatayım. Bu bir romanındaki söz. Tanpınar'ın birey anlayışını ortaya koyması bakımından önemli. Diyor ki Tanpınar, asıl dava derin şekilde yaşamak ve kendi kendisini gerçekleştirmek, ölümlü hayata şahsi bir çeşni vermek. Sanıyorum Tanpınar bunu kendi arzu ettiği ölçüde olmasa da bizlere göre çok daha iyi yerli gerçekleştirmiş bir insan ve kendinden de taviz vermemiş bir insan. O bakımdan örnek bir aydındır. Şimdi şeylerine gelince, üretiminin üstünde kısaca durmaya çalışacağım. Şimdi her şeyden önce tabii değerli yazarımız Tanpınar şair olmak istemiş. Yani en büyük şeyi, istediği şey şiir. Zaten şeyinin yapıtının merkezinde de aslında şiirsel vardır. Şiir demesek de şiirsel vardır. Yanılmıyorsam sahnenin dışındakiler romanında da bir ara kendisi de o romana girer, kendisini tarif eder dışarıdan. Genç bir öğrencidir. İşte daha şiir yazmamış ama ben şairim der. Sonra Orhan Pamuk'un romanlarında da Orhan Pamuk'un hep böyle kendini romana sokmasının temelinde Orhan Pamuk da iyi bir Tanpınar okuyucusudur. Ben hep onu görürüm. Hep böyle Tanpınar'ın kendisini romana sokmasındadır. Ben şairim der. Şair tabii Yahya Kemal kadar bizim şiirimizde önemli olduğu söylenemez. Çünkü Yahya Kemal işte beyaz lisan, beyaz dil, işte Türkçeyi değiştirmiş birisi. Aruz'u onun kadar kimse yapamadı tabii. Aruz'u o kadar güzel Türkçe'ye uydurmuş birisi. Arkası da gelmedi. O da, yani büyük şairlerimizin çoğu da onu büyük şairden saymazlar. Onu belki büyük şair şeyini sayan diğer şairler arasında bir Ahmet Muhip Dranas vardır. O da Dranas'ı çok sever. Ahmet Muhip Dranas da onu çok sever. Tabii Tanpınar'ın döneminde de çok esaslı şairler var. İşte Yahya Kemal bir yerden başında şey gibi duruyor. ben varken siz niye yazıyorsunuz diyor. Sadece beni okuyun yeter diyor. Öbür tarafta Nazım Hikmetler var. Fazıl Hüsnü o dönemde çıkıyor. Ahmet Cahit Sıtkı o dönemde çıkıyor. Ondan sonra ikinci çıkışını, garip şiirinin çıkışını yaşıyor 50'li yıllarda. İkinci yeninin çıkışını yaşıyor. Bir de Ahmet Haşim var tabii. Fakat Tanpınar bunların hepsinden biraz ayrı olmaya çalışıyor. Belki şiirde Yahya Kemal'in devamı değildir bence Tanpınar. Belki en çok Ahmet Haşim'den ne bağlantı kurmaya çalışıyor. Tanpınar hece vezniyle yazıyor yalnız. Tanpınar'ın tabii anlayışı bir saf şiir anlayışının peşinde koşuyor. Saf şiir tabii çok böyle hocalarımız çok daha iyi tarif eder benden. Saf şiir deyince içinden tren geçmeyen şiir diyelim. İçinden araba geçmeyen şiir. Böyle insanın da en saf halini, ruhsal halini bulmaya çalışan şiir şeklinde bir şiir diyebiliriz.
Paul Valéry'den geliyor tabii, Mallarmé'den geliyor. O tür bir şiirin arayışında, o tür bir şiiri işte Ahmet Haşim de yazmaya çalışmış ve bunu hece vezniyle yapmaya çalışması da önemli. Tabii bir şeyimde yazımda Tanpınar'ın şiirinin bir mutlak avcılığı olduğunu söylemiştim. Mutlak avcılığı olduğunu söylememin nedeni Tanpınar'ın biraz Bergson felsefesinden nasıl etkilendiğini görmek, anlamakla yorumlanabilecek bir söz. O dönemler Dergah dergisi özellikle çıkarken, Tanpınar'ın da ortaya çıkışı Dergah dergisiyle birlikte Kurtuluş Savaşı Anadolu'da sürerken İstanbul'da da Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen aydınlar Dergah dergisini çıkartıyorlar. Dergah dergisi döneminde Türkiye'de Henri Bergson pek moda. Henri Bergson'u Türkiye'ye tanıtan daha çok kişi de Mustafa Şekip Tunç. Hepsinin oturup Henri Bergson okuduğunu sanmıyorum ama Henri Bergson'un bir havası Türkiye'ye ciddi bir şekilde girmiş. Henri Bergson tabii Auguste Comte'dan farklı olarak biraz pozitivizme karşı daha böyle bir maneviyatçı birisi. Daha bir romantik birisi. O bizim bugün işte gelenekçileri de daha çok etkilemesinin nedeni o. Henri Bergson'da bazı temel kavramlar var. Bunlardan birincisi zaman ve süre kavramları. Çok kabaca söylersek zaman işte bildiğimiz saat. O hep biliyorsunuz Tanpınar'da hep saatler vardır. Tanpınar'daki saatin iki nedeni vardır. Birincisi Bergson'un zaman kavramı. İkincisi Sinop'ta kaldığı zamanlar okula giderken yolunun üstünde bir muvakkithane varmış. Hep geçerken orada kocaman bir saati görürmüş. O onun bilinç altına neredeyse yerleşmiş. İleride tabii Bergson okuyunca o ikisi değişik bir zaman kavramına Tanpınar'ı götürmüş. Bergson'a dönersek bir zaman kavramı var. O bildiğimiz, ölçtüğümüz zaman işte. Dakika, 1, 2, 3, 4, 5 dakika, 24 saat, 60 saniye falan. Bir de bu zamanın ötesinde bir süre kavramı var. O süre aslında sürekli hep akıyor. Hep akıyor. İnsanlar onu ölçmeye çalışıyor. Ona bir anlamda kozmik zamanda diyebiliriz. Kozmik zamanda diyebiliriz. Tanpınar'ın şiirinde o yaşadığımız materyal anı aşarak, materyal zamanı aşarak o kozmik ana ulaşmak hamlesi var. Hamlesi var. O da bir yerde bütün, her türlü mistik deneyimin temelinde yatan o evrenle bütünleşmek, kendine evrenin bir parçası olarak görmek, bir anda bir doygunluk yaşamak anı. Tanpınar'ın mutlak avcılığı oradadır. O doygunluk anını kendisi şöyle tarif ediyor. Bursa üzerine yazdığı yazıda. Ruhu tam doyuran kesif ürperme, eşya ile aramızdaki perdeleri kaldıran ve bizim için dışımızda yabancı bir şey bırakmayan o büyük dolgunluk. Bu tam mistik bir deneyimdir. Bugünkü dünyamızda bunu yaşayan var mı bilemem. Biraz zor bugünkü dünyamızda ama eski insanlarımızda, şairlerde, özellikle Tanpınar türü şairlerde bu çok önemlidir. Tanpınar'ın merkezinde de, yapıtının merkezinde de bu arayış her zaman vardır. Ve bu da tabii şiirinin de ana amacı bir yerde budur. Tabii Bergson'dan bahsedince diğer kavramına da değinmemiz lazım. Hayat, işte bu zaman akarken hayatta da süreklilik var. Hep süreklilik var. Hayat sürekli kendini yeniliyor. Ona da Bergson, benim deyimimle elan vital, dirimsel atılım diyorum ben ona. Ya da hayat atılımı, yaşam atılımı. Dergah taç şey yapanlar, İstiklal Savaşı'nı destekleyenler o sırada
İstiklal Savaşı'nı Türk milletinin içindeki o yaşam atılımının yeni bir ifadesi olarak görüyorlar. Ve dolayısıyla İstiklal Savaşı'nı da sadece maddi bir savaş olarak değil, manevi bir atılım olarak görüyorlar. Dolayısıyla bu da Bergson'a bağlı bir şey. Bu dilimsel atılım teorisi aslında Tanpınar'ın soyadına kadar gidiyor. Tanpınar yani hayatın kendi soyadı da aslında mistik bir soyattır benim teorime göre. Bergsonculuğa kadar gider. Hayatın kendini sürekli olarak yenilemesi ve sürekli bir o anda bir kaynak olması şeyine gider. Tanpınar tabii bunu özellikle Batı müziğinden çok bu an arayışını, mutlak an arayışını Türk müziğinde görüyor. Türk müziğinde niye görüyor diye onu ben en sonunda keşfettim. Tanpınar'ın da okuduğunu gördüğüm Louis Massignon'un bir İslam sanatı üzerine bir çok güzel bir denemesi vardır. Varlık Yayınları'nda zamanında çıkmıştır. Burhan Toprak çevirisiyle çıkmıştır. Orada Louis Massignon büyük bir İslam analizcisi. Yani Müslüman ülkelerden o kadar iyi çıkmıyor. İşte Louis Anne-Marie Schlimmel, Louis Massignon, Henri Corbin bunların hepsi batılı. Sonra tabii Müslümanlığı benimsiyorlar filan da onların bulduğu bir şey. Türk klasik müziğini Batı müziğiyle karşılaştırarak bir inceleme yapıyor Massignon. Ve orada Türk klasik müziğinin dümtek 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 diye gidişi vardır. O her vurgusunda biliyorsunuz Türk klasik müziğinde iki batıdaki iki nota arasında bizde çok daha fazla perde oluyor. Her vuruşunda Türk klasik müziğinin anı yakalama çabasını görür. O an demediğin kozmik yani bildiğimiz tarihsel zamanın ötesine çıkıp böyle bir kozmik evrensel anı yakalama çabasını görür. Tanpınar Huzur'u okuduysanız özellikle Ferah Feza Ayin bölümünde Tanpınar'ın gerçekten bu arayı Türk klasik müziğinde bunu bulması sanıyorum o makaleyle ilgili ve kendi deneyimi de onu yaşamış. Tabii Türk klasik müziğini bugün pek dinliyoruz ama içselleştiremiyoruz. Maalesef Türk klasik müziğini bugün çok az iyi bilen çok az insan var. Benim bildiğim bir Cem Behar var, bir Bülent Aksoy var. Ama yani keşke onlar kadar Türk klasik müziğini anlayabilsek ama ayrı bir dönem. O Tanpınar o dönemin son temsilcilerinden birisi. Yahya Kemal Türk klasik müziğinde bu kadar kuvvetli değildir. Yahya Kemal daha çok işte Münir Nurettin'e denk düşen bir duyarlılık temsilcisidir. Tabii Yahya Kemal şeyini karşılaştırmasına belki parantez açarak bir ekleme daha yapayım. Yahya Kemal hedonisttir. Tanpınar estettir. Çok kısaca söylersek. Yahya Kemal hedonisttir. Tanpınar estettir. Şiirde de mükemmeli o yüzden araması yani kendi arayışının altında kalmıştır belki. Mükemmeli aramıştır. Yani günlük duyguların ötesinde o mutlak şeyi aramıştır. Ama iki şiirinde bence bulmuştur. Birincisi ne içindeyim zamanın meşhur. İkincisi de Bursa'da zaman. Ne içindeyim zamanın tamamen mistiktir. Orada dedi, o işte akan kozmik zamandan Tanpınar'ın ne diyelim bilinci veya duyarlılığı örtüşür. Bursa'da zamanda da Tanpınar kendi tarih anlayışını bulmuştur. O tarihin akışıyla kozmik akış üst üste örtülmüştür. Onun için Bursa Tanpınar'ın şeyinde imgeleminde, imajinasyonunda İstanbul'dan daha da önemli bir şehirdir. Çünkü orada Bursa'da daha belki gene vakit kalırsa döneriz. O su seslerinden doğan havada o şeyi kozmik mistik halini Tanpınar yaşar. Tanpınar'ın bu şiirleri bence çok önemlidir. Yani birinci sınıf, onu birinci sınıf şair yapmaya yetecek önemdedir. Tabii bunun dışında tabii Eşik şiirine tutun da başka şeye kadar birçok önemli şiiri var. Fakat Tanpınar'ın şairliği konusunda belki onu daha önce yazdım.
kendisini hece vezniyle sınırlaması biraz kendi tekniği açısından bence yanlış olmuş. Çünkü düz yazısına bakarsanız Tanpınar çok kuvvetli bir şairdir. O düz yazısındaki şiirsellik Tanpınar'ın hiçbir şeyimizde yok. Yani hiçbir yazarımızda o şiirsellik yok. Sanki kendini serbest bıraksaymış, serbest vezin yazsaymış ya da mensur şiir dediğimiz düz yazı şiirleri yazsaymış çok daha güzel şiirler geride bırakabilirmiş. Ama kendisini o ölçüyle sınırlaması biraz kendisine ket vurmak gibi olmuş diye düşünürüm. Ama onun tabii arayışının parçası böyleydi. Ama bundan sıkıntı duydu mu duymadı mı bilemiyorum. Orhan Veli ile ilişkisine bakarsanız sanki biraz da sıkıntı duymuş, başka arayışlarım olsaymış gibi düşündüğü izlenimi de veriyor. Bu arada işte Orhan Veli gibi birkaç böyle garip şiir yazmaya da Tanpınar çalışmıştır. Bilirsiniz herhalde o şeyleri. O bakımdan Tanpınar benim açımdan çok önemli bir şairdir. Arayışı bakımından, özellikle o ilki şiiri bakımından ve insan ruhunu ve dili çok üst düzeye çıkarması bakımından. Tabii Tanpınar'ın özellikle tanıdığımız kısmına geçelim şimdi. Tanpınar'ın romanları. Tanpınar'ın romanları neler var? İşte Mahur Beste var, sahnenin dışındakiler var, Huzur var, Aydaki Kadın var, Saatleri Ayarlama Enstitüsü var. Suat'in Mektubu galiba yayınlandı şimdi, değil mi dergâhta? O şeyin sunurun, Huzur'un parçası diyelim. Ben ikiye ayırıyorum bu romanları. Birincisi, ilk saydığım romanlar Mahur Beste'den başlayıp Sahnenin Dışındakiler, Huzur ve Aydaki Kadın diye devam ediyor. Diğer kategoride Saatleri Ayarlama Enstitüsü kendi başına bir kategori. Birinci romanlarda, birinci kategorideki romanlarda 4 tane. Bir saga roman dizisi arayışını görüyorum. Bu arayış tarihlere bakarsanız Kırım Savaşı'ndan itibaren başlıyor. 1960'lı yıllara kadar geliyor. Kırım Savaşı'ndan sonra Cevdet Paşa tarihine bakarsanız İstanbul'da yeni bir sınıf oluşuyor. Boğaziçi dediğimiz işte paşalar, bir takım tüccarlar ama daha çok bürokratlar Boğaziçi'ne yerleşmeye başlıyorlar. Alafranga kültür yerleşmeye başlıyor. Bir anlamda işte Alaturka ile Alafranga'yı bir yavaş yavaş birleştiren bir sınıf ortaya çıkıyor. Tanpınar hep bu sınıfın tarihini yazmıştır. Bu sınıf aslında hakikaten de 1960'larda falan ortadan kalmaz. Tanpınar o sınıfın tarihini yazmak istemiştir bence. Onun mozaiğini yazmak istemiştir. İşte Behçet Bey'den tutun da son romanın kahramanı Selim'e kadar o sınıfın içinde insanlardır. İstediği ölçüde yazamamıştır. O bakımdan kendi istediğini başarmış bir romancı diyemeyiz. Ama romanındaki öyle bir parçalar vardı ki çok kuvvetli yazmıştır. O romandaki parçaları çok daha iyi romancıyım diyenlerden çok daha kuvvetli bizde etki yapar. Edebiyatımızda da etki yapar. Ruhumuzda da etki yapar. O bakımdan romancılığı önemlidir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü onun belki de teknik bakımdan en önemli romandır. İçerik bakımından da en önemli romandır. Aslında o saydığım romanlarda yapamadığı şeyi Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde nispeten daha dar bir anlamda yapmıştır. Orada sırf o sınıf değil tabii daha geniş bir açılım var. Ve ironi kullanarak yapmıştır. Tanpınar bazen İkinci onda gördüğüm kusur, birincisi şiirde biraz daha serbest olması gerekirdi diyorum. İkincisi de ironiyi daha çok kullanabilirdi. Çünkü Tanpınar'da ironi şeyi vardır, yani potansiyeli çoktur. Romanlarında da görürsünüz, hangi romanındaydı unuttum, bir burun anlatma sahnesi vardır, müthiştir. O ironiyi kullansaydı, evet sahnenin dışındaki yerdeki yerde,
O ironiyi kullansaydı çok birkaç tane daha saatleri ayarlama enstitüsü belki yazabilirdi diye düşünüyorum. Benim saatleri ayarlama enstitüsü çok beğendiğim bir romandır. Çok beğendiğim bir romandır. Ona tekrar döneceğim. Yani iki kategoriye ayrılıyorum sonuç olarak. Bir, işte Kırım Savaşı'ndan başlayıp demokrat, yani 1960'lara kadar uzanan bir tırnak içinde Boğaziçi medeniyeti insanların tarihi. Bir de saatleri ayarlama enstitüsü bizim hepimizin tarihi. İkincisinde tabii daha başarılı olmuştur. Mahur Beste bildiğimiz gibi yarım kalmış ya da bitirilememiş bir roman diyelim. Ama hemen Mahur Beste'nin başında bir şey okursunuz, cümle okursunuz. Taşlıktaki büyük saatin ayarını düzelteyim diye zembereğini kırmışlar. Orada onu ilk okuyuşta şöyle bir geçersiniz. Ama bütün romanlarını okurduktan sonra tekrar oraya dönersiniz. İşte o Sinop'ta gördüğü muvaffik, Sinop'ta çocuklukta gördüğü saat bütün o şeyin romanlarının imgesi olmuştur. Romanları bildiğiniz için onların içine girmeye belki gerek yok. Fakat Tanpınar'ın romanlarının bir de şu özelliği var, o bizi, hepimizi bağlıyor. Romanların içinde çok yoğun fikir tartışmaları oluyor. O fikir tartışmaları da aslında hepimizin çocukluğumuzdan beri yaptığımız kültürel meselelerin tartışması oluyor. O fikir tartışmaları tabii Dostoyevski'de falan da çok kuvvetlidir. Bizim başka yazarlarda da var o fikir tartışmaları. Ama ben hiçbirinde Tanpınar kadar güçlü bir şekilde bunların tartışıldığını görmedim. Mesela size oradan bir şey okuyayım. Bakın ne kadar doğru bir şey söylüyor. Cemiyetin kaderini yapan her türlü şartlar aşılsa bile çok derinde aşılması imkansız olan bir duvar vardı. Bu her medeniyetin fertlere bir miras gibi aşıladığı içtimai bir insiyak halinde babadan oğula geçen zihniyetti. Onu değiştirmek çok güçtü. Halbuki o olduğu gibi kaldıkça her adımda binbir şekle bürünerek gene karşımıza çıkacaktı. Bu doğru ve yanlış. Ama bir tartıştığımız bir meseleyi bu kadar ortaya açıkça güzel bir şekilde ortaya koyan kaç yazarımız vardır? Bilemiyorum. Çok kuvvetlidir. Mahur Beste'den sonra tabii gelen esas Huzur romanı. Bir sürü not almışım Mahur Beste hakkında. Tabii orada şeyler bir de Handanan'ın kitabında da vardı o aile ağacı. Bütün o aile ağacı Mahur Beste'de başlıyor. İşte Mümtazlar, Nuranlar filan orada gözükmeye başlıyorlar. O bakımdan da tabii çok ilginç şeyler. Ondan sonraki sahnenin dışındakiler de çok önemli bir roman. Teknik olarak, bütünlük olarak çok başarılı bir roman. Bazılarına göre Huzur'dan daha başarılıdır o roman. Onu bilemiyorum onun tartışmasına. Güzel yazılmış bir roman. Burada da tabii İstanbul'da kalanlarla dünyasına giriyorsunuz. Ve tabii orada esas romanın kahramanı sahnedekiler. Sahnedekiler. O sahnedekilerin, sahnenin dışındakilere yaptığı etkiyi, psikolojik baskıyı bütün şey roman boyunca da hissedebiliyorsunuz. Burada Kırım Muharebesi'nden filan da bahsedip kendi niyetini açıklayabildiği bir romandır. Tabii burada önemli bir şey, belki önemli sahnelerden birisi, Boğaz'da Tevfik Bey ve işte birlikte bir geziye çıkarlar. Orada da Rumlar vardır. Rumlar şarkı söylerken Tevfik Bey ben bunlara bir gazel okuyayım ya, bir şarkı okuyayım bir bastırayım der. Ondan sonra Türk müziği parçaları söylemeye başlar. Orada müziğin önemini Huzur'da daha çok görüyoruz. Müziğin önemini ilk defa orada görürsünüz. Müzik orada milletin ruhudur. Medeniyetin ruhudur ve o bütün işgale rağmen
o Tevfik Bey'in sesinden o Türk müziği ya da işte yani bizim müziğimiz baskın gelir. Baskın gelir. O çok etkileyici bir sahnedir. Çok etkileyici bir sahnedir. O sahnenin dışındakiler tekrar tekrar okunulması gereken romanlarından birisidir. Bir de sahnenin dışındakilerin en önemli sahnelerinden birisi de Nasır Paşa ile romanın kahramanının o eski belgeleri, evrakları yakmalarıdır. Eski belgeleri, evrakları yakarken anlatıcı der ki bir yerde der atlayasımız geldi, ikimiz de ateşe atlayacaktır der. Orada işte Türkiye'nin değiştiğini, yeni bir düzenin kurulmakta olduğunu, imajını çok kuvvetli olarak görürsünüz. Sahnenin dışındakilerde tabii bir arayış vardır. İşte romanın kahramanı sevgisini arar çocukluktan beri. O arayış sanıyorum yıllar sonra Kara Kitap'taki arayışın bir şeyidir, etkile bir örneğidir diyelim. Oradan etkilenmiştir. Huzur romanı tabii teknik olarak belki saatleri ayarlama enstitüsü kadar iyi değil. Bazısına göre sahnenin dışındakiler kadar da iyi değil. Ama hepimizi galiba en çok etkileyen romanlardan birisidir. Huzur romanı aslında bildiğiniz gibi bir günde geçer. İşte gerisi geriye dönüşlerle anlatılır. İşte bir aşk hikayesi anlatılır. Onun yoluyla da çok, işte mevsimlere göre gelişen ve kışın biten bir aşk hikayesi. Ve o yoldan da medeniyet tartışması, ruh tartışması birçok şey yapılır. Şimdi burada tabii çok katmanlı bir roman. Diğer iki romanla göre sanıyorum huzurda daha çok katmanlar. Aşk hikayesi dedik. Bu aşk hikayesinin arkasında bir metafizik vardır. Suat tipi ile Mümtaz tipi arasında gene bir hem toplumsal hem bir metafizik karşılaştırma vardır. Eski yeni uygarlıkların karşılaştırılması vardır. Müzik daha önce söylediğimiz gibi burada baş aktörlerden, en önemli kahramanlardan birisidir. O ferah feza aynı işte bir neredeyse evrenle bir tinsel bütünleşme yaşanan sahneler hem Tanpınar'ın dünyasını anlamak bakımından hem de eski uygarlığımızın önemini anlamak bakımından çok üstünde durulması gereken sahnelerdir. Tabii ben bunları bildiğinizi düşünüyorum. Ben başka bir yönüne pek benden başkasının üstünde fazla durmadığı bir yönüne değineceğim. Çünkü görmedim benden başkasının üstünde durduğunu. Huzur romanı Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı başlamadan bir gün önce geçer. Üst anlatı. Bir günde diyoruz ya. Ve Mümtaz'ın işte artık kendini doktora teslim etmesiyle anlan Dünya Savaşı'nın başladığı an birdir. Romanı dikkatli okursanız Mümtaz'ın ne diyelim kendini yitirmesi ya da ruh sağlığını yitirmesinin çeşitli nedenleri var. Ama bu nedenlerinden en önemlisinden birisi de İkinci Dünya Savaşı çıkacak, insanlık Avrupa yok olacak şeydir. Yani o dönemlerde bakarsanız Türkiye'de bunu tartışabilen bir aydın ben başka bulamadım. Yani Avrupa'nın da savaş çıkacak endişesini, Avrupa uygarlığı ortadan kalkacak endişesini Türkiye'de yaşayan bir aydın bulamadım. Orada romanı dikkatli okursanız o son bölümlerde Beyazıt'ta bir kahveye gider. Orada bir takım konuşmalar filan da yapılır. Ama Mümtaz o şeyinde, o duyarlılığında ve endişesinde yalnızdır. Avrupa'da vardı. Mesela Walter Benjamin İşte bu Stalin'le anlaşma yapınca Batı ülkeleri perişan oluyor adam. Yavaş yavaş intiharın yolu açılıyor. Aynı anlaşmaya Türkiye'de tek tepki gösteren Tanpınar'ın Mümtaz'ıdır. Yani Avrupa'yı bu kadar içselleştirmiş bir adam, Avrupa'da yaşamamış. Fakat Avrupa'nın tarihini bu kadar içselleştirebilmiş bir felaket olarak İkinci Dünya Savaşı'nın gelişini algılayan bir Türk aydını başka ben görmedim. Görsen kim olduğunu bilmekten memnuniyet duyarım. Ama
böyle bu kadar önemli, ince duyarlılıklı bir mümtaz, dolayısıyla Tanpınar vardır karşımızda. Bunu neye bağlayacağım? Bunu siyasi bir şeye bağlayacağım. Doğru veya yanlış. Tanpınar İsmet İnönü'nün hayranıdır. Doğru veya yanlış. Yani benim de kendi düşüncelerim var o konuda. Ama bu hayranlığını bir yazarı incelemek açısından, yapıtları içinden giderek bir yazarı incelemek açısından bakarsanız, Tanpınar'ın İsmet İnönü'nün hayranlığının izleksel, tematik nedeni İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'nin girmiş olmasını önlemesidir. Yani yapıt okumasından çıkan sonuç budur. Sonuç budur. Yani huzurun bu yönü bence çok önemlidir. Ama tabii işte o böyle romanda her şeyi oku, her şeye ister istemez önem vermeyiz, geçer gideriz ya. Sanıyorum huzurun bu yönü de genellikle geçip giden tarafı olmuştur. Dolayısıyla Tanpınar'ın İsmet İnönü'ye olan hayranlığını eleştirirken bazı çevreler, haklı veya haksız, bu tarafını dikkate almalarında ben yarar görürüm. Yani bunu okur olarak söylüyorum. Herhangi bir siyasi nedenle söylemiyorum. Çünkü yapıttan çıkardığım benim anlam bu. Huzur o bakımdan çok çeşitli açılardan çok önemlidir. Bir de tabii bizim romanlarımızda felsefe yapılır mı, yapılmaz mı? Bazen yapılır. Ama insana batar. Bu şeyde huzur romanında ciddi felsefe vardır. Yani ciddi felsefe vardır. Ve bu batmaz size. O mesela bir Suat'i anlatması. Suat maddedir. Şerin cisimleşmesidir. Ve bunların da hep arkasında katıdır. Gene Bergsonculuk vardır. Gene Bergson'un etkisini şeylerde görürsünüz. Bir taraftan manevi, kozmik zamanı arayan Suat var. Öbür tarafta katı, gerçekçi, kötü Mümtaz var. Öbür tarafta da katı, gerçekçi, kötü Suat var. Bu Mümtaz Suat şeyi aslında bir önceki romanda da başlar. Muhtar Cemal ikilemi de aynı şeyin başlangıcıdır. Suat ve Mümtaz'la devam eder. Daha sonraki romanımız Ay'daki Kadın. Ay'daki Kadın, rahmetli Güler Güven'e şükran borçluyuz. Bu sizlerin meslektaşı ya da önce sağ olsun o romanı bize kazandırdı. Onun için Ay'daki Kadın deyince her zaman Güler Güven'in adını da anımsayacağız. Ay'daki Kadın bitmemiş bir roman tabii. Tanpınar'ın günlüklerine bakarsanız Ay'daki Kadını'daki beklentileri çok. Bu arada da saatleri ayarlama enstitüsüne yazıyor fakat ona hiç önem vermiyormuş gibi havası var. Esas yapıt orada. Kendi sanki esas büyük eserinin farkına varmamış gibi bir havası var. Maalesef Ay'daki Kadın onun istediği şekilde bitmiyor, yarım kalıyor. O da 24 saat içinde geçen bir roman. Orhan Pamuk'un söylediğine göre, yorumuna göre haksız da değil, hatırlatma bakımından. Bu da Ulysses, James Joyce'un Ulysses'inden esinlenme o 24 saatlik ne diyelim format. Huzur'da da 24 saatlik format ondan esinlenme olabilir. Ama tabii Ulysses'i okudu mu Ahmet Hamdi Tanpınar? Onu bir araştırdım, bir sonuca varamadım. Ama Fransızca bazı dergiler ve şey yoluyla Ulysses okumuş mu? Öyle mi? İşte demek ki Fransızcasından onu okudu. O çok etkilemiş anlaşılan. Ama o format tabii önemli bir format. Onu kullanmış. Ay'daki Kadın'da da tabii artık hem romancı olan hem de bir ara mebusluk yapan bir şey var. Roman kahramanı var. O tabii Tanpınar'ı çok hatırlatan birisi. Gene büyük bir aşk ve sonuçsuz kalan bir aşkın romanı. Bu arada tabii o sınıfın diyelim son dönemini yaşıyorsunuz. Ve Selim de Tanpınar gibi bir roman bitirmeye çalışıyor. İflas. Orada iflas eden kimdir? Yalnız
Türkiye Cumhuriyeti mi yoksa o sınıf mı, o belli değil. Roman tamamen ortaya çıksaydı herhalde onu görecektik. Fakat bir iflas ve başarısızlık duygusunun romana, en azından Selim'in zihniyetine hakim olduğunu görüyoruz. Ve bu tabii başarısızlık duygusunun bizi götürdüğü romanda saatleri ayarlama enstitüsü. Aslında işte saatlere bağlanıyorsun. Birçok şey yaptık. Medenileşmek, batılılaşmak bakımından. Ama başardık mı? İşte başaramadık. Yani ya da istediğimiz gibi başaramadık şeklinde. Bir ironik roman. İşte ironinin tarifi nedir? Sen neymişim be abi denir ya. İşte ironinin tarifi o. Sen neymişim be abi. İşte bu da vay be biz amma toplum kurmuşuz ha filan gibi bir şey şeklinde şey yapılabilir. Bunu tabii gayet hicivli bir şekilde saat imgesi üzerinden anlatması da pek hoş. Ama orada tabii okuyunca bir şey buradan okuyacağım da ondan arıyorum. Orada okuyunca diyorsunuz ki işte vay be Osmanlılar'da düzgün saat varmış. Bizde bu Cumhuriyet saati bozmuş falan diyorsunuz. Romanda tabii gizli bir şey de var. O konuda Osmanlı konusunda da ayrı bir şey var. Bir paragraflık eleştiri var. Diyor ki herkes bilir ki eski hayatımız saat üzerine kurulmuştur. Hatta sonraları Muvakkit Nuri Efendi'den öğrendiğime göre Avrupa saatçiliğinin en büyük müşterisi daima Müslümanlar ve onlar içinde en dindarı olan memleketimiz halkıymış. Bunu kaçırdınız mı, saatleri ayarlama enstitüsünü kaçırırsınız. Bu gerçekten de Osmanlı döneminde tabii işte saat 12 saat falan ama saatimizi biz yapmıyoruz yani öyle bir tuhaf bir şey var. Saati hep dışarıdan geliyoruz ya da Avrupalılar gelip burada yapıyorlar. Jean-Jacques Rousseau'nun babası İstanbul'da uzun yıllar yaşamış ve saatçiymiş. İsviçreliler saatçidir ya. Sarayın saatçisi diye onun İstanbul hayatı hakkında çok güzel bir kitabı vardır. Onu yani Türkçe'de basıldı. Onu bulursanız okuyun, Sarayın Saatçisi. Yani burada Tanpınar'ın gizli bir eleştirisi yani öteden beri bazı sorunlarımız var demek istiyor. Öteden beri bazı sorunlarımız var. Maalesef yeni dönemde de bu temel sorunlarımızı aşamadık diyor. Ve tabii saatleri ayarlama üstünde çok daha geniş bir toplumsal panoramada bir toplum eleştirisi var. Çok canlı karakterler var. Halit Ayarcı tipi müthiş bir tip. Hayri İrdal da öyle. Halit Ayarcı da tabii gene de bütün böyle olumsuz ne diyelim işte oyuncu görünüşe rağmen gene de böyle bir devrimci bir şeyler değiştirmeye çalışan bir adam tipi var. Fakat ona karşılık o hitap ettiği sınıfın da pek yeniliklere yanaşmayan öyle kolay kolay kökten değişimleri kaldıramayacak bir sınıf olarak betimlendiği bir yer var. Yani orada benim gördüğüm toptan bir hepimize yönelik bir eleştirisi var o romanda. Tabii bu şey içinde iki olumlu tip öne çıkıyor. Hepiniz romanı okuduğunuz için biliyorsunuzdur. Bir eskilerden Nuri Efendi, bir de Hayri İrdal'ın oğlu Ahmet. Nuri Efendi ideal Osmanlı'dır. Ahmet de ideal Cumhuriyet çocuğu olarak büyüyecektir. Bunların ikisinin arasında bir Hayri İrdal bir kendini eleştirerek ve kendi dönemini toplumu eleştirerek bir bağ kurar. Öyle bir güzel mesajı da kitabın vardır. Benim çok sevdiğim bir kitaptır. Birkaç kere okudum. Gene saatler üstüne yazmayı düşünüyorum. gene belki onu yazabilirim. Çok sıkmadıysam sizi bir şey birkaç hikayelerine devam edeyim. Hikayeleri de çok güzel hikayeleri de var bu. Bakın bu birinci sınıf hikayeci de diyebilirim yani. Şey de değilim. Yani Enis Bey'in ne demek istediğini anlıyorum tabii de. Yani Bilge Karasu'nun yanına koyarsanız tabii bir takım şeyler cinsebilirsiniz ama ben okur olarak bana hitap etmesi açısından çok bakarım yazarlara. Ahmet Hamdi Tanpınar bana çok hitap eden bir yazar. O bakımdan çok önem veriyorum. Hikayelerinde de tabii
İki kitabı var bildiğiniz gibi. Daha sonra çıkıp yayınlanmış birkaç hikayesi de çıktı. Abdullah Efendi'nin rüyalarıyla yaz yağmuru. Bu Abdullah Efendi'nin rüyaları ilginç bir kitap. Fantastik denemesi yapıyor. Fantastik roman denemesi yapıyor. İki kişi, bir yaşayan, iki bilincin ikiye bölünmesi ya da insanın iki kişi olması. Bugün de postmodern edebiyatta çok vardır ya, işte gölgesiyle insanı ayırırlar. Tabii bunun altında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Hoffman'ı okuması yatıyor. 1936'da yazdığı bir şeyde, mektupta, bir Hoffmanesk adam oldum diyor. Bir Hoffmanesk bir adam oldum diyor. Yani Hoffman'dan çok etkilenmiş ve bence daha da etkilenebilirdi. Daha da güzel şeyler yazabilirdi. Ahmet Hamdi'yi yapmamakla eleştirdiğim şeylerden birisi de bu fantastik yazımın üstüne gitmemesidir. Gitseydi bence çok daha güzel şeyler de çıkartabilirdi. Gençmiş zaman elbiseleri de öyle bir şey. Hikaye. Bu hikayeyi Metin Erksan filme almıştır. Bilmiyorum gördünüz mü? O enteresan bir film olmuş. Metin Erksan'ın da benim çok beğendiğim bir yönetmendir. Kendisine uygun bir hava bulmuş, yaratmış. Orada başka hikaye, o Tahsin Efendi hikayesi de enteresandır. Daha da geliştirilebilirdi. Ama onu Erzurum'da tanıdığı bir tipten çıkarmış. Onu Erzurum üzerine yazdığı kitapta da o Tahsin Efendi'yi görürsünüz. İsmi yok ama o tip oradadır. Oradan esinlendiği belli. O evin sahibi Yılanlı Öykü hakikaten bir Hoffmanesk. Çok güzel bir öykü. O da güzel bir öyküdür. O Bir Yol diye ayrı bir, çok iyi hatırlamadığım fakat önemli bir öykü şeyde. O da sanrılar, yarı gerçek, o fantastik havayı verdiği bir öykü. Yani sonuç olarak birinci kitabında ben biraz Hoffman'ın havasını buluyorum. Ve keşke Tanpınar bu yönünü daha da geliştirseydi diyorum. Yazma yağmuru. Tabii çok moda, bilinen, yani bir ara moda tırnak içinde daha okunuyordu. Hatta filmi de çekildi galiba. Tomris Kiriklioğlu filmi aldı. O da tam bir Tanpınar öyküsüdür. Huzur anlamında bir Tanpınar öyküsüdür. Orada çok, yani Tanpınar'daki kadın tiplemelere bakımından Handan hocamızın o konuda güzel bir kitabı var. Evet, kadın tiplemeleri bakımından önemli ve üstünde durulması gereken bir öyküdür. Yani Türk, yani Tanpınar'da kadın izleyi teması ne derseniz o öykü üzerinde mutlaka durmanız gerekir. Teslim diye bir öykü vardır. Ben onu çok severim. Teslim öyküsünde bir aydının kendini, ne diyeyim, affedersiniz, avama teslim etmesi ve kendinden vazgeçmesi hikayesi anlatılır. Bu herhangi bir ülkede olabilecek, bizim gibi ülkelerde daha çok olabilecek bir şeydir. Yani o bakımdan çok önemli bir öyküdür. Çok aktüalitesini hiçbir zaman yitirmeyen bir öyküdür. Acı Badem'de köşk üzerinde ben durmamakla hata ettim. Şimdiye kadar belki dururum. Çok üzerinde durulması gereken bir öyküdür. Saatleri ayarlama enstitüsünün ana fikri oradadır. Orada hatta daha da kuvvetli ironik bir öğe vardır. Yani batı usulü ya da batıyla doğuyu bir araya getiren banyo yapmaya çalışıyor adam. İşte sonunda da kendisi orada ölüyor. Yani bir de öykünün sonunda bir bisiklet yapma şeyi var ama onu keşke oraya koymasaydı. Öykünün yani o kurnalı ve batı usulü çalışan bir banyo yapmaya çalışıyor. Beceremiyor. Yani o müthiş bir şey, ne diyelim, imge yakalamış, metafor yakalamış. Onu geliştirseydi, bir roman şeyi var orada, yani tadı var. Çok daha unutamayacağımız bir öykü haline gelebilirdi. Ama bence saatleri ayarlama enstitüsündeki o fikir Acı Badem'deki köşk hikayesinde mevcuttur. O da yani mutlaka okunması gereken bir şeydir, öyküdür. Çok hoş bir ironisi vardır.
Burada gene bir rüyalar diye bildiğimiz, yani çok önemli görünmese bile bir başka bir öyküsünde gene Hoffman'ı hatırlarız. Gene rüyalar tabii Ahmet Hamdi için çok önemlidir. Gene orada Bergson'a, Freud'a, Başlılara okuduğu Batı yazarlarına gider. O ayrıca üstünde durmamız gereken bir yan izlektir Ahmet Hamdi'de. Adem'le Havva öyküsü vardır orada. Adem'le Havva öyküsünü bir efsane gibi anlatır. Ama Ahmet Hamdi'nin bir yerde aşk adamıdır, aşk şairidir. O aşk anlayışını anlamak için Adem'le Havva öyküsünün tematik değeri güçlüdür. Biraz şey kaba söyleyeceğiz ama yani ideal kadını aramıştır Ahmet Hamdi. Yani belki de bulmuştur, özel hayatını bilemiyoruz. Bulmuş fakat kavuşamamıştır. Dolayısıyla o nedir, ne değildir, o aşk anlayışını anlamak istiyorsanız, incelemek istiyorsanız okur olarak o öyküye uğramanızda büyük yarar vardır. Tabii başka bir gene kahramanı kadın olan önemli bir öyküsü de bir tren yolculuğu öyküsüdür. Orada bir Nait Sırrı Örük'ün kahramanları gibi, tiyatrocuları gibi bir tiyatro grubunu anlatır. Onun Zeynep Hanım diye kahramanı vardır. Çok güzel bir tarifi vardır. Onun diyor ki zar gibi ince sırçadan bir dünyası vardı. Bakın yani bir şeyin kadının ince ruhunu, inceliğini, hassasiyetini ne kadar güzel anlatıyor. Zar gibi ince sırçadan bir dünyası vardı diye. Bu yanılmıyorsam bir filme alınmış bir öykü bu. Bu da filme alınmış öyküdür. Yaz Gecesi diye bir öyküsü vardır. Ahmet Hamdi'nin belki en problematik öykülerinden birisidir. Onun bir erkeğin kadınlarla ilişkisi hakkında psikanalitik derinliği olan bir öyküdür. Onun üzerine ben bir şeyler yazmıştım. Birkaç araştırmacımız da ciddi ciddi o konunun üstüne yazmıştır. Suha Oğuz Mertem yazdı. Galiba birisi daha yazdı. O yüzden Ahmet Hamdi'ni okumadıysanız o Yaz Gecesi'ni okuyun. En problematik metinlerinden birisidir. En problematik metinlerinden birisidir. Aşağı yukarı Ahmet Hamdi'nin yapıntılarını böylece tamamlamış olduk. Kurmaca yazılarını. Tabii gene fazla canınızı sıkmadıysam düz yazılarına da bir değinelim. Çünkü Ahmet Hamdi'nin hem eleştiri tarihimiz açısından hem de deneme tarihimiz açısından bence büyük yeri vardır. Eleştiri deyince tabii Ahmet Hamdi'nin en başarılı eseri Yahya Kemal üzerine yazdığı kitaptır. Yahya Kemal üzerine yazdığı kitaba yöntem olarak bakarsanız hem onun öz yaşamıyla hem yaşamıyla yapıtı arasındaki bağları kurar ve Yahya Kemal'in tematik dünyasını da Ahmet Hamdi Batı'dan öğrendikleriyle, Bergson değil sadece, Gaston Bachelard herhalde biliyorsunuzdur ya da Jung'un arketiplerini hatırlatan sembolleri açıklayarak Yahya Kemal'in dünyasını açıklamaya çalışır. Yani bu tür eleştirel okumalar özellikle şimdi çok yapılıyor tabii. Gayet de güzel çalışmalar var. Yani üniversitelerde de çok güzel çalışmalar okuyorum. Ama Ahmet Hamdi'nin döneminde bu tür çalışmalar pek yoktu. Dolayısıyla Ahmet Hamdi'nin o Yahya Kemal şeyi çalışması bizim eleştiri tarihimizde de bir öncüdür. Hele o dönemi düşünürseniz o dönemdeki hakim eleştiri anlayışı biraz ama iyi ama kötü, biraz da Ataç'ın etkisiyle izlenimci eleştiri anlayışıydı. İzlenimci eleştiri anlayışı aşağı yukarı 1970'lere kadar sürdü. Yani tabii şeydi, yani izlenimci eleştiri anlayışı güzeldi de pek fazla da analitik değeri, derinliği yoktur doğrusu. Yani piyasada izlenimci eleştiri anlayışı hakimken Yahya Kemal gibi derinlikli bir inceleme yapılması gene Ahmet Hamdi'nin özelliğini, ayrılığını ortaya koymak bakımından
önem taşıdığı kanısındayım. Tabii hepimizin okumuş olması gereken 19. asır Türk Edebiyatı muazzam bir çalışmadır. Tabii burada benim bir cümle okuyacağım, bir yorum. 19. asır Türk Edebiyatı tarihi her şeyden evvel Türk insanında başlayan bir buhranın ve yeni ufuklar ve değerler etrafında yavaş yavaş kurulan bir iç düzenin tarihidir. Şimdi burada tabii edebiyat, tamam güzel okuyoruz, sadece edebiyat zevk değil, yani hedonizm olarak yaklaşabileceğimiz bir şey değil, yemek değil, insanı estetik bir terbiye yoluyla eğiten bir şey. Tabii bu Ahmet Hamdi'nin o edebiyat tarihinde yaptığı bence en önemli şey, iç düzenle, iç insanın tarihiyle edebiyat arasındaki ilişkiyi kurmuş olması. Yani o kitabı okurken aynı zamanda Türk insanının diyelim, ya da işte Osmanlı insanının, o dönemde Osmanlı insanı demek daha doğru, Osmanlı insanının o modernleşme, nasıl modernleştiğini, iç dünyasının nasıl değiştiğini, dünyaya bakış nasıl değiştiğini Ahmet Hamdi edebiyat eserleri aracılığıyla okuyor. Ve bu arada edebiyatın da değerini tartabiliyor. O bakımdan yeri doldurulmaz, çok önemli bir kitaptır. Yani Türk edebiyatında ilgilenen herkesin mutlaka okuması gereken bir kitaptır. Keza edebiyat üzerine makaleler de, tek tek burada giremeyiz ele, ama ele alamayız makaleleri. Ele aldığı konular bakımından, özellikle eleştiri ve deneme türlerine meraklıysanız mutlaka üzerinde durulması gereken şeylerdir. Mesela bir orada not almışım, sanat hakkında bir ve şiir hakkında bir tarifi var. Diyor ki, şiir ve alel umum sanat, ferdin en mutlak ve hür surette kendini idrak ettiği zirvedir. Yani sanatın bu kadar güzel bir tarifi olamaz. Çok güzel bir tarif. Her sanatçının rahatlıkla benimseyebileceği tarif. Tabii bunlardan sonra belki Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir eleştiri yöntemi var mı? Çünkü bu üç saydığımız yapıt da geniş anlamıyla eleştirel okuma kategorisine girer. Var mı diye düşünebilir miyiz? Bence düşünebiliriz. Çünkü Ahmet Hamdi'de bir tarihsel metot elbette var. Psikanalitik yaklaşımı her zaman görüyoruz. Bu psikanalitik yaklaşım Freud'u da aşarak, ya da Freud'a ilaveten Gaston Bachelard'ın yaklaşımıyla birleşiyor. Hatta belli bir yerde fenomenolojiyle de birleştiğini söyleyebilirim. Tabii biraz böyle büyük laflar ediyorum ama Ahmet Hamdi için gerekli galiba. Ama bunu daha, şimdi bu kadar büyük laf ettikten sonra daha basitini söyleyeceğim. Gene Ahmet Hamdi'nin deyimle. Eleştiri yapıtı kat kat açmaktır. Ben de eleştiriyi tarif edince o Ahmet Hamdi'den esinlendiğim o deyimi kullanıyorum. Eleştiri nedir? Bir yapıtı okumak, yapıtı kat kat açmak. Anlam katlarını. İşte burada ne diyor, şurada ne diyor, bu anlam arasında bağlantı, şu anlam arasında bağlantı, bu hangi kitaba bağlı, bu hangi döneme bağlı. Yapıtın içinden döneme doğru, belki de şahsa doğru gidiyorsunuz. Bu yapıtı kat kat açmak yöntemini ben büyük ölçüde Ahmet Hamdi Tanpınar'dan esinlenerek kendimce yapmaya çalıştım. Dolayısıyla benim için Ahmet Hamdi Tanpınar Türk eleştiri tarihinde de çok önemli bir isimdir. Denemelerine gelince, tabii denemelerde şimdi evet gene birinci sınıf deneme izleyeceğim. Çünkü bunu özellikle Beşşehir'le diyeceğim. Yani Beşşehir'in seviyesine çıkmış bir kitap yok. Yani yok, Türkçe'ye bakın. Beşşehir seviyesinde bir kitap yok. Yani öyle yani müthiş bir şey yok. Yani Fransızcasını okumadım. Çevrildiğini biliyorum. Ama yani oradaki Türkçenin lezzetini de
Fransızcaya şeye aktarmak çok zor. Çok zor. Yani o yabancıların o Türkçenin lezzetine varmaları için iyi Türkçe bilmeleri lazım. Maalesef Türkçemiz İngilizce, Alman, Fransızca gibi bir dil olmadığı için o bu tür bizdeki şaheserler, başyapıtlar bizde kalıyor. Ama kalsın, ne yapalım? Ama beş şehir mutlaka okunması gereken bir kitap. Hepsi ayrı bir şey. Yani hem anlatım olarak bakımından hem de şey bakımından. Yani bir estetik bakış var. Onun üstünde bir tarih bilgisi var. Onun üstünde bir dil ustalığı var, üslup. Onun üstünde bir geniş kültür var. Ve onların üstüne bir içselleştirme var. Etrafı içselleştiriyor, dünyayı içselleştiriyor. Yani bu beş faktörün bir araya getirdiği bir edebiyat başyapıtı beş şehir. Yani her birinde ayrı şeyler var. Bir Ankara'yı, işte ben Ankara'da yaşıyorum hala. Yani Ankara'nın o halini o kadar güzel anlatan başka bir metin görmedim. Yani Erzurum deseniz, Erzurum'u biraz bilirim. O da çok güzel anlatır. Bütün o acısını da anlatır. Erzurum işgale uğramıştır biliyorsunuz. Şimdi bizim dostlarımız Ruslar var ya. Ruslar Anadolu'yu en uzun süreli işgal etmiş ülkedir. Herkes bunu unutuyor yani. Yani IS'de şeye kadar gelmişler, Yeşilköy'e gelmişler. Dostoyevski bile İstanbul'u almamız lazım diyormuş. Yani dolayısıyla o Rusların bize 19. asırda yarattığı egzistansiyel tehlikeyi ve tehdidi hiçbir ülke yaratmamış. Yani Anadolu'nun başka yerinde o kadar 10 yıllarca işgal oldu mu, olmadı. Ruslar yaptı. Neyse, yani o Erzurum'u falan da güzel anlatır. Konya müthiş. Mevlana'sıyla müthiş. Orada tabii Mevlana'yla Yunus Emre'yi karşılaştırdığı bir yer var, işte bildiğimiz şey. Orada tabii benim yani ikisi de tabii çok hayran olduğumuz isimler. Ama gene aklıma geldiği için vurgulayayım. Yani Mevlana biliyorsunuz anlatıyor. Yunus dinledikten sonra iki dize söylüyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor. Bütün her şeyi özetliyor. Bu Farsçaya karşı Türkçenin de biraz büyüklüğüdür. Bu Yunus'un büyüklüğü Mevlana'dan üstün olması değildir. Kıymetini bilelim. Bu dilimizin büyüklüğüdür. Dilimizin büyüklüğüdür. O Yunus Emre'yi de yeniden ortaya çıkartan, tabii Osmanlı'dan her ne kadar yabancılaşmış olsa da halk, yani Anadolu kültürü bakımından Cumhuriyet'e aynı suçlamayı yapamayız. Aynı eleştiriyi yapamayız. Cumhuriyet döneminde bu halk ozanları yeniden keşfedilmiştir. Yani Yunus Emre'nin büyük ölçüde bizlere mal olması, işte bu biraz da Osmanlı'ya inat olsun diye onu yapmışlar falan, ama yani sonuç olarak halk edebiyatını o dönemde keşfetmişizdir. Bursa zaten ayrı bir alem. O Bursa'yı iyice Ahmet Hamdi'nin dünyasını okumak için, anlamak için okumak lazım. O size daha önce sözünü etmeye çalıştığım ikinci zaman, ikinci zaman der orada, kozmik zamanı. İkinci zamanı Bursa'da daha somut şekilde anlatır ve o bir şadırvanda su sesleriyle onun zihninde yeni bir dünya açılır. Su seslerinden dolayı orada ikinci zamanı keşfeder. Yani yeniden yaşar. O ikinci zaman onun aşk anlayışına kadar, kadın anlayışına kadar uzanan bir tematik silsiledir. Ama Bursa'da zaman belki Ahmet Hamdi'nin iç dünyasını anlamak bakımından İstanbul ve diğer metinlerinden daha önemli bir metindir. Tabii İstanbul üstüne yazdığı deneme ayrı bir kitap. 100 sayfadan fazla. 100 sayfadan fazla İstanbul üzerine yazılmış en iyi kitaplardan, belki tek en iyisi o. En iyisi o. Burada ufak, sona geliyorum yavaş yavaş, burada ufak bir ayrıntı benim çok dikkatimi çekti. Tabii bu İstanbul'a gelen yabancılar İstanbul'u nasıl görüyor filan, onun üzerine herkes bir şey yazar. İşte Gautier'in kitabını okudum, Gautier bunu demiş. Mark Twain'i okudum, o bunu demiş. Nerval'i okudum, şu bunu demiş. Müthiş bir ayrıntıyı gene Tanpınar yakalıyor. Çok önemli bir şey.
düşünüyor. Aklına geliyor. Diyor ki Abdülmecid döneminin sonundalar. Nerval ya da Gotiye bu kahvelerde diyor. Nerval ya da Gotiye Seyrani ile birbirini tanımadan karşılaşmış olması ihtimalini düşündüm diyor. Seyrani. Seyrani Kayserili biliyorsunuz. İstanbul'a geliyor gidiyor. 19. asrın biz Türkçesini anlamıyoruz Osmanlıları ama Seyrani'yi okuyorsanız bugünkü gibi anlıyorsunuz. Seyrani de İstanbul'a taşradan gelen o Anadolu'lu. Biz hep Batılıların İstanbul'u nasıl gördüğünü düşünüyoruz, onları çalışıyoruz. Ama hiç kimse Seyrani'nin İstanbul'u nasıl gördüğünü çalışmıyor. Yani tabii uzmanlarımız çalışıyor da yani ben genel kültür açısından bakıyorum. Ve bunu düşünebilen benim edebiyatta gördüğüm tek adam Tanpınar. Yani Seyrani'yi okumak lazım. Seyrani bizim büyük bir zenginliğimizdir. 19. asrın en büyüklerinden birisidir. Ama işte yani biz Tevfik Fikretler, işte Namık Kemaller falan filan derken Seyrani'yi hep atlarız. Ama bakın Tanpınar atlamamış ve doğudan gelenle batıdan geleni İstanbul'da kendi zihninde buluşturmuş. Acaba bunlar neler diyordu diye düşünmeye çalışmış. Çok önemli bir şey. Aşağı yukarı sona geldim. Bitirirken iki şey söyleyeyim. Tanpınar tabii bütün bunların ötesinde bir düşünce adamı. Düşünceler üstünde zaten durduk. Sağ olsun Handan Hanım da o konunun üstünde durdu. Bizim düşünce tarihimize bence iki önemli kavram hediye etmiştir Tanpınar. Birincisi devam kavramı, süreklilik kavramı, devam zinciri der o. Yani işte Osmanlı, Cumhuriyet bunları birbirinin devamı olarak görmek lazım. Yani Cumhuriyet'in tabii burada esas şeyi var. Osmanlı'ya kendimizi şey yapmak lazım. Bu tabii Osmanlı olmaya çalışmak değil. Tanpınar ben geçmişte yaşamak istemem der. Bugünkü halimden memnunum der. Ama bunlar Osmanlı, benim geçmişim. Gene Bergson felsefesidir bu. Geçmiş her zaman şimdinin içindedir. Bellek kimliğin en önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla biz geçmişi öğrenemediğimiz ölçüde geleceğimize de bugünümüze ve geleceğimize yabancı kalırız. Yani ben Tanpınar'dan bunları öğrendim kendimce. Dolayısıyla yani o anlamda geçmişle bir olumlu ilişki kurmak, geçmişin iyisine kötüsüne sahip çıkarak kendi kimliğimizin bir parçası haline getirmek devam kavramından bunları Tanpınar bize öğretiyor. Yani geçmişçi olmak değil, geçmişe öykünmek değil. Zaten geçmişi öyle küffara kılıç sallayarak öykündüğümüzü düşünüyorsak yanlış yapıyoruz tabii. İkincisi de iç insan kavramıdır. Yani iç insan kavramı, iç manevi kimliğimiz, ruhsal kimliğimiz, içsel derinliğimiz. Bunları üstünde biz artık durmuyoruz. Başka çok dışta kaldık, kabukta kaldık. Tanpınar bize bunları hatırlatıyor. Bu iki kavram, devam ve iç insan kavramları Tanpınar'ın sadece edebiyatçı olarak değil, düşünür olarak bize birer hediyesidir. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Tabii birey kavramı da Tanpınar için çok önemlidir ama birey kavramını başkaları da işledi. Ama devam fikriniz olmadan, iç insanını bilmeden de birey olmanız da çok zordur. Bağlarken İstanbul'dan bir cümlesiyle bağlamak istiyorum. Gülhane Parkı'nı ben çocukluğumdan bilirim. Ben çocukken biz işte Akbıyık'ta otururduk. Hafta sonları babam bizi buraya getirirdi. O zamanlar burada deveyle gezilirdi, deveye bindirirdi bizi. Daha İstanbul'da döner kebap kültürü pek yoktu. Döner, burada bir galiba bir dönerci vardı. Sultanahmet'te tabii köfteci her zaman vardı da döner, burada da döner yerdik. Bizim için çok güzel bir yerdi, hoş bir yerdi. Tabii Gülhane Parkı'nda çok ağaç görmekten çok memnun oldum doğrusu. Ama İstanbul'un her yerinde ağaçlara aynı saygı gösterilmiyor. Ondan da üzüntü duyuyorum. Şimdi ağaçlar konusunda Tanpınar'ın ne dediğini size okuyacağım. Bu çok önemli. Tanpınar'ın ne kadar büyük olduğunu benim açımdan bir kere daha kendimce ortaya koymuş olacağım.
eski İstanbul'da mimarinin saltanatına rekabet eden, mimari biliyorsunuz ayrıca milletin ruhunu yansıtan bir sanat. Eski İstanbul'da mimarinin saltanatına rekabet eden başka güzellik varsa o da ağaçlardı. Fakat buna rekabet denebilir mi? Doğrusu istenirse ağaç mimarimizin ve bütün hayatımızın en lütufkar yardımcısıdır. Beyaz mermerle, yontulmuş taşla uyuştuğu kadar harap çatı ile süsleri bakımsızlıktan kaybolmuş, yalağı kırılmış çeşme ile de uyuşmasını bilir. O, yani ağaç, güneşin adına söylenmiş bir kasideye benzer. Çok kasidelere ihtiyacımız var. Ben burada keseyim. Hepinize teşekkür ederim. Tabii lütfen bu sohbet. Buyurun hocam. Aferin. Soru değil de hem hocamız en önemli Tanpınar uzmanlarımızdan birisi. Kendisinden her zaman çok şey öğreniyoruz. Çok doyurucu konuşmanız için ben de teşekkür ediyorum. Ben iki noktaya değineceğim. Birisi hakikaten biz de defalarca okumuş olduğumuz halde bu Huzur romanının sonundaki öyle bir ilişki kurmanız gerçekten çok önemli. İsmet Paşa, İkinci Dünya Savaşı, Huzur, Mümtaz, Tanpınar arasında. Evet, onun üzerinde düşünülmesi gerekir. Yani çok önemli bir dikkat. Sağ olun. Diğeri de bu Bursa'da zaman şiiriyle ilgili. Ben de aynı kanaatim. Yani onu Bergson'cu şeyle bakmak gerekir. Halbuki bu şiir Tanpınar'ın yaşadığı yıllarda hiç öyle algılanmamış. Yahya Kemal'in taklidi ya da devamı gibi algılanmış ve Tanpınar bundan rahatsız. Evet. Yani ve ben şeyde diyorum mektuplarında, günlüklerinde ben Bursa'da zaman şairi olarak anılmak istemiyorum. Belki hatırlarsınız şeyde Kaplan Bey'in bu Tanpınar'ın şiir dünyasında da var. O şiirler kitabı hazırlanırken bunu koymak istememiş. Evet, hatırladım. Bu da enteresan bir şey. Yani 37 şiir vardır orada. Evet. Bir tek bu şiir diğerlerinden farklı bir yapıda. Evet. Evet, o dikkatiniz evet. De çok önemli. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, başka. Buyurun. Hocam şöyle bir şey Batı anlayışını savunurken ondan sonra Doğu anlayışıyla Batı anlayışını harmanlayarak evet. Orada etkilendiği fikirler nerede? Yani. Şimdi orada etkilendiği fikirler kendi çevresi yani çok somut cevap veremeyeceğim de yani 32'de değişim yaşadım diyor. Ona belki anlamını daha iyi cevap verir. 33'e kadar cezri bir cezri, evet. Daha sonra kendime göre tefsir ettiğim bir şartta yaşadım tam anlayışı. Ama hocamdan rica edeceğim. Ben buyurun hocam. Yani bu Darül Edebiyat Fakültesi'nde okuduğu yıllarda işte az önce sizin de belirttiğiniz gibi o dergah çevresi tabii. Özellikle Yahya Kemal, işte Mustafa Şekip Tunç. Fakat fakülteden mezun olup öğretmen o zaman idari, Erzurum İdaresi'ne gittikten sonra orada batıya açılıyor. Yani mektuplarında vardır, bazı denemelerinde var. İşte Shakespeare'i külliyatını falan hatta bir öğretmen arkadaşına hediye ediyor. Sonra oradan Konya, Konya'dan Ankara'ya. Ankara yıllarında özellikle daha çok bu batılı yazarları okuduğunu şey kendisi söylüyor. İşte o bir Marif Kongresi'ne verdiği bir tebliğ var. Divan Edebiyatı'nın evet, tedrisattan kaldırılması falan işte o tam cezri bir batıcı olduğu şey dönem. Tecrübeli bir görüşü çıkardı. Evet. Bu Ankara'da bulunduğu yıllarda batı müziğiyle
çok daha fazla haşır neşir oluyorlar. Bir de Yahya Kemal'den de uzaklaşmış bir durumda o yıllarda. Yani onun da biraz etkisi var. Hem maddi olarak hem Yahya Kemal işte elçi Avrupa'da, böyle bir şey var. Yani o yerli kültürden ve Osmanlı'dan uzaklaşması. İstanbul'dan uzakta şey olması, evet. Ankara'nın havası olmuş. Ama tabii çok teşekkür ederim hocamıza bu şeyleri, ben de hatırlamış oldum. Ama aslında tabii yapı olarak hiçbir zaman öyle cezri bir batıcı değil. Kadı, babası kadı. Yani aldığı bir tahsil var. Ama işte yani... inkar eden bir şey. Evet, inkarcı. Evet yani. O biraz da kendini işte o anda o ifadeyle tarif ediyor. Yani entelektüel hayatındaki bazı aşamaları anlatıyor. O tarih de Ankara'dan İstanbul'a geldiği tarihtir. Yani 33-33 İstanbul'a geliyor. Ondan öncesinde cezri bir gazeteci olarak bitiriyor. Evet. Sonra da kendisine göre tefsir ettiği, kendine göre açıkladığı bir şarkı da yaşıyor. Ama şarkı mutlak bir şarkı değil, kendine göre. Kendine göre, evet. Onu söylemeye çalıştık. Evet. Evet, başka soru? Evet. Peki, o zaman çok teşekkür ederim. Ben bir soru soracağım bir dakika. Romanların hepsini sıraladınız. Aydaki Kadın'da belki söylersiniz diye bekledim. Şöyle bir tespitiniz var kitapta. Diyorsunuz ki, Aydaki Kadın'ı yayınlamadı. Çünkü kusurlu bir roman, bu kusurun farkındaydı. Ve ortaya çıkmasını istemedi, görünmesini istemedi. Ama günlüğünü okuduğumuz zaman Aydaki Kadın'da bir şaheser yazmaya çalışıyor. Evet, o evet. Sıralarda işte Virginia Woolf okuyor, modernistleri okuyor, yeni bir bakış açısıyla yazmaya çalışıyor. Çok sesliliği deniyor. Yani anlatıcıyı alıp farklı seslere dağıtmayı deniyor. Dediğiniz o kitabınızda söylediğiniz üsluptan biraz uzaklaşıyor. Dolayısıyla ben bu açılışın Tanpınar romanına büyük bir katkı yapacağını düşünmekteydim. Hatta bitirseydi belki en iyi roman olabilirdi diye düşünüyorum. Olabilir. Fakat orada görünce kötü bir romandı. Bu yüzden yayınlamadı. Size sormak istedim konuşurken. Yani ne diyeyim, sonuçsuz kalmış bir girişim. Ama girişimin kendisi Tanpınar'ı anlamak bakımından önemli. Evet. Önemli. Ama o Tanpınar'ın parlak dili o romanın her yerinde yok. Bazı bölümlerinde var. Yeni bir dil. Kaçmış. Evet, evet. Bilerek kaçmış ama işte o saatleri ayarlama enstitüsünde de bildiğimiz işte huzurun Tanpınar'ı yok. Daha düz bir Türkçeci Tanpınar var ama orada çok başarılı. Orada çok başarılı. Yani o ne diyeyim, önemli Tanpınar dünyasını anlamak bakımından. Çünkü Kırım Savaşı'ndan dediğim gibi 60'lara kadar gelen bir çizgi var. Fakat sanatsal bakımdan istediği başarıya, istediğini yapamamış o romanda. Bitirememiş romanı. Bitirseydi yani onu söyle, bitirseydi belki. Yani bu roman tamam aşamasına gelseydi belki bambaşka bir şey görecektik. Sizin de belirttiğiniz gibi sahnenin dışındakiler bence de huzurdan daha da önemli, evet, bir roman. Kitap, o Tanpınar'ın sağlığında kitap halinde yayınlanamamış. Ya, evet. Tefrika halinde kalmış. Biraz ondan dolayı arka planda, evet, ama evet. Huzurun gölgesinde kalmış, evet, bir roman. Evet, fakat evet. Çok önemli. Evet. Çok çok evet. Önemli. Yani o güzel yazılmış bir roman. Güzel yazılmış. Arşivde el yazmaları var romanların. Mesela şimdi buradan söyleyeyim hemen. Mahmur Beste'ye ait kitapta yer almayan bölüm var. Yani demek ki Tebrik'e de olmayan, evet, bölüm var. Evet. Bu şekilde sahnenin içindekilerde bazı yerler eksik, havalı gibi bir duygu yaratır. Onlar da belki oradan çıkabilir. Şu anda tam onu bitirmiş değiliz ama bunların edisyon kritikleri çıktığında belki yayınlandığında hocam o şeylerde çözebilir. Çünkü kendisi yayınlamıyor. Tebrika'dan olduğu gibi alıyorlar. Huzurda biliyorsunuz Tebrika metin, hikaye 3 bölümden oluşuyor ve Suat karakteri hiç yoktur. Evet. Huzur, Tebrika'ya demiş huzurda Suat yok. Nasıl bir huzur olabilir o? Yani Suat'ın olmadığı bir huzur. Mahmur Beste hiç geçmez isim olarak. Evet. Bunu kitaplaştırırken yapıyor. Öyleyse acaba sahnenin içindekileri de kitaplaştırdığı sırada neler ekleyecekti? İşte geride bıraktığı evrak içine belki o yapacağı parçaları vurup dipnotlarına bile olsa inanılmaz mümkün. Evet, Tanpınar sonuç olarak bir kıta. O kıtadaki keşif yolculuklarına devam etmemiz lazım. Değerli hocalarımızın o konuda çok büyük emekleri var. Hepimize yol açıyorlar, yol gösteriyorlar. Tanpınar Merkezi de inşallah hepimize rehberlik yapacak. Çok teşekkürler. Ben de özellikle Tanpınar'ı huzur verelim romanındaki yazıları, kitabındaki okumanızı dün akşam tekrar okudum. Daha önce okumuştum ama hala altında çok önemli yorumlar var. Tavsiye ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.